eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Aslansın, kaplansın, yaparsın aşkım. Efendim, herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi küçükleri gözlerinden, büyükleri ellerinden, yaşıtlarımızı yanacıklarından öpüyoruz. Yaparsın aşkıma hoş geldiniz. Hadi yaparsın aşkım. Aslansın, kaplansın, yaparsın aşkım. Ekranlarının başına hoş geldiniz sizler. Stüdyomuza hoş geldiniz. Yarışmamıza hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi pek kıymetli mesai arkadaşlarım, yoldaşlarım, kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kurgu ekibimiz, dükkana hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Çok 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 teşekkür ediyoruz. I love you. Çok teşekkürler. Çok sağ olun efendim. Sizler tekrar ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Birbirinden iddialı 4 çiftimiz 0 kilometre bir araba için burada birbirlerini yiyecekler. Biz de onları izleyip eğleneceğiz ve günün sonunda hak eden 0 kilometre arabayı alıp evine gidecek. Sağ ön teker için. Sağ ön teker için yarışmaya hazır mısınız? Evet. Herkes yerini alsın, buyurun. Süremiz tam 60 saniye. 60 saniye boyunca hula hopları eşinize atacaksınız. En çok geçiren sağ ön tekerin sahibi oluyor. Hazır mıyız? Hazır. Evet. Hep beraber 5, 4, 3, 2, 1, başla. Ay ya, çok yukarı gidiyor. Ya bir dur, dışarı çıkma. Yapamıyorum. At, at. Daha yükseğe at, daha yükseğe. Kız daha yükseğe at. Ya Mustafa, atamıyorum. 15 saniye geride kaldı. Bu. At, 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 at. At, evet, evet. At, at. At, at. Dışarı çıktım. Tamam, sen at. Burada eşine. Bu. At, at, evet. Bu tehlikeli. At, at. Ya at sen, at. Bakma sağa sola, at. 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 At sen, at. Son 15 saniye. At sen. Sakin, sakin, sakin. 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 Ya! En az bizimki oldu. Nasıl geçirdi ya şuna? Aşkıma. Bir saniye, bir saniye. Bir saniye, bir saniye. Dur. Bekle, 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 bekle. Tamam. Bekle, bekle, bekle. Ya yaptım valla. Şunları aldık. Evet. Biliyorsun, sen onlara bakıyorsun. Evet. Hayır, alakası var. Hadi ya. Elle
ellerinizi açabilirsiniz. Büyük bir alkış beylere. Buyurun sizi eşlerinizin yanına alayım. Funda tamamını Nazım'a attın. Olmadı. Hatta Mustafa'ya kadar attın, öyle söyleyeyim. Birden kendim uçacak biliyorum. Öyle yapalım. Düzgün atsan öyle. Gel çok... şimdi. Şu azlara başlayalım. Bunlar az. Kimin bu? Kübra. Niye olmadı? Ellerim çok fena titriyor. İki tekerleğin yarısı. Skandal. Bana da öyle geldi. Skandal. Sadece 8 tane. Galiba sürekli rakiplerine atanları önce sayıyorum. Funda'nın yaptığı... İyiydi. Şimdi burada bir... Evet, çarşı pazar karıştı burada. Bu... Nazlı'nın yaptıkları. Buraya kadar olan Kübra'nın yaptığıydı, öyle düşünün yani. Buraya kadar olan Funda'nın yaptığı. Ne ağası? Sızdın şu an. Yani. Hani en önemlidir. Zerre kadar bunda değil falan diyor. Evet. Hikaye ve tek başıma attım yalnız. Hayır. Bana kimse yardımcı olmadı. Bir tane Kübra'nınki girdi, ben gördüm. Gerçekten mi? Evet. Evet, bir tane girdi. Hay Allah. Eğer 30'un üstündeyse sağ ön teker sizin. Eğer 30'un altındaysa sağ ön teker sizin. Eğer 30'sa ikinize de birer teker.
çok rica edeceğim. Anahtarı incitmeden elden ele Nazlı'ya ulaştırır mısın? Biraz sonra benim. Ona gelmeyecek galiba değil mi? Bayağı bir yukarı. O dokunamayacak bile. Hangi ellersin? Eğer iyi isabet ettirmiş olsaydınız anahtar sizde olacaktı ama Nazlı'da. Ve onun sağ ön tekeri var, sizin yok. Tekersiz, tekersiz. Nazlı, sağ tekeri aldın kardeşim. Tamam, iyisin. O kadar yüklenmeyin. Daha yeni başladık. Bir numarada Funda var, namı diğer. Tekersiz Funda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 4 yıldır evlisiniz. Evet. 4 yılda ne değişti? Bir de bana sor. Dört yıldan çok da bir şey değişmedi yani. Aynı mı? Aynı. Aynı romantik, aynı tatlı dilli, güler yüzlü, ceylan gözlü. Ceylan gözüm var da. Romantik değil kabulüm. Ama diğer her şey yani hala aynı dağınık. Dağınık mı? Çok titiz. Yani çok pimpirikli ve çok ani. Direkt evet, spatulayla evet. Kendime vurarak başlamak evet. İstiyorum. Hem dağınık hem titiz nasıl evet, oluyor bu Funda? Bu kadar çelişkiye düşebilen bir adam benim kocam. Çok seviyorum ama yani mesela ben dolapları düzeltiyorum. Çok sever. Her şey düzenli olsun. İlker Bey titiz olmam. Ama her gün elbiseyi değiştirip olmam. Her gün değiştiririm. Bir o kadar da titiz. İşte. Bir o kadar da çıkardığım yani yere bırakırım. Olsun. Ama dağıtıyor. Ya. Nerede? Biraz değişik yani. Düzensiz titiz. Emre biraz değişik. Değişik. Emre çok ne değişim, yaptığını evet. Bilmiyor. Kararsız. Türünün sonu Emre saçma sapan şeyler yapıyor. Yapar. Peki nasıl yapar. Tanıştınız Emre ile? Halayda. Halay çekerken. Halayda. Evet, bir daha çekelim mi? Evet. Bu son zamanlarda çokça duymaya başladım. Bekarlar. Evlenmek isteyenler. Halaya girin. Halaya çekin. Halaya girin. Halaya, haydi halaya. Nasıl haydi. Böyle bir şey var? Nasıl oldu? Yani Emre'nin abimin düğününde tanıştık ben biz. Ben de anlamadım. Ve Emre'nin o düğüne gelmesi imkansız gibi bir şey. Neden? İmkansız. Çünkü yani... Tanımıyor çünkü. Abisini tanımıyorum. Ve çok uzak mesafelerdeyiz. Eşimin abisiyle benim kuzenim arkadaş. Kuzenin de kuzeni evleniyor. Kuzenim diyor ki kuzenimin düğünü var diyor. Sen de gelsene diyor arkadaşına. O da diyor ki tamam diyor kız tavlarız falan. Sonra o da Emre'ye diyor ki Emre biz akşam düğüne gideceğiz. Sen de gel. O da diyor yok ya diyor benim ne işim var. Sonra diyor işten çıkma saatime yaklaştı diyor. Ben bu düğüne gitmem lazım dedim diyor ve geldim diyor. Sonra halay. Ve bana bir güldü. Ne değişik kafalar var. Yani hiç aklıma gelmez. Evet. İlker düğün var akşam gel kız tavlayın. Daha hayatta böyle bir telefon almadım. Hani kız tavlamak için düğüne gelmiş bir ekip. Genelde. Hayır ben yokum. Düşünsenize düğüne gidiyor. Ben tavlama ekibinde yokum. Böyle şey, slow motion. Armageddon gibi. Ben tavlama ekibinde yokum. Efendim? Ben tavlama ekibinde yokum. Emre nasıl lafa bak ben tavlama ekibinde yokum diyorsun. Evet, evet, abimle onun arkadaşı kuzeni yani gidiyorlar kuzeninin düğününe. O da abim yalnız kalmaması için beni çağırıyor. Ben gittiğimde hiç öyle kafamda öyle bir şey yokken halayda aldım geldim. Onlar boş döndü. Ne diyor? Daha mı beter? Asıl tavlamak için düğüne katılanlar boş dönmüşler. Evet. Peki nasıl oldu? Denk mi geldiniz halayda? Yani ben nasıl bunları oluyor? Masalarına böyle, gidiyordum. Hani, halayda böylesin. Elektrik. Merhaba evlenelim mi falan. Bu iki kişi yanındaki iki kişi. Benim arkadaşlarım beğendiler. Ben hani bunları tanıştırayım diye bunların masasına gidiyorum ama ya Emre böyle bir gözüme çarptı ama sonra bunun parmağında yüzük var. Kareli vardı. Gömlek falan filan. Ben yüzüğü görünce dedim ki sonra çıkardım. Yüzük sonra çıkardım. Ki, yani bu benlik değil. Sonra halay çekmeye başladık. Oynuyoruz. Baktık yüzük. Şöyle bana bir güldü. Ondan sonra ben de ipler koptu. Ne oldu yüzük ondan sonra? Yüzük çıkmıştı ondan sonra. Sonra hatta ben dedim aynı ki... Aynı düğün esnasında. Evet. O halay esnasında yüzük çıkmıştı. Tabii ya. Sonra Emre diyor ki bir de bana ben kimseyi tavlamak için gitmedim diyor. Evet. Halay esnasında yüzük çıkmış. Ama o yüzük...
Ama o yüzüğün sonra anne ve babasının adının olduğu bir yüzük olduğunu öğrendim. Ondan sonra... Baktı, güldü, sen... Ve kareli bir gömlek vardı. Benim aklımda kaldı ondan sonra. Kareli gömlekli kim? Kareli gömlekli kim? Sonra... Arkadaş, ya birkaç zamandır da kadınların şu gömlek tutkusu da ilk defa keşfediyorum. Gün biz görüşemedik sonra. Yani ben tabii abimin düğünü sonuçta nasıl görüşeyim? Sonra bunlar buluşmak istediler. Abimin düğünü nasıl görüşeyim? Yüzüğü görüyorsun. Öyle... Öyle görüyorum ama... O gülüşe çarpın, evet. Abimin düğünü, evet. Sonra bu ikisi, kızları beğenenler bizi buluştur dedi. Ben dedim, siz hani buluşma yerini ayarlayın, benim gelmeme gerek yok. Dedi, gel gel sen de gel. Meğerse Emre de bir yerde bekliyormuş. Ben bunları buluşturdum. Ama bunlardan biri benim kuzenim ya. Diyor ki, asla Emre gelemez buraya. Yani çünkü hani ben senin kuzeninim. Sen benim yanımda onunla görüşeceksin. Asla böyle bir şey olamaz. Neyse ben o gün onları görüştüm. Kuzenin sana mı müsaade etmiyor? Evet. Kendisi buluşmaya gittiğin evet. halde. Evet. Dünyaya bak. Bu nasıl bir kuzen? Zalim kuzen. Sonra ben bunları pikniğe götürüyorum. Yine ben, organizatör. Bu sefer Emre de geliyor. Biz kuzenimi ikna ediyoruz. Ondan sonra biz orada Emre ile tanışmaya başlıyoruz. Ama kuzenim bana diyor ki asla telefon numarası almak ve vermek yok. Ya kuzenine ne oluyor? Evet. Küçük oldum. Evli mi acaba? Efendim? Bekar mı? Evli mi? Şu an evli ama başkasıyla. O zaman evli. O zaman bekardı. O yüzden olabilir. Ama yani o ilk da önce, işte ilk önce ben evleneceğim. Konuşmasın. Evet. Etmesin. Abi mantığı ya. Ya. Aynen. Yani. İşte o mantık yani. Hani o benim biraz kardeşim şey... sen konuşamazsın, yapamazsın gibi. Aynen. Ama öyle olmadı. Peki kuzenin kadın mı erkek mi? Erkek. Bence o yüzden. Evet, kıskanmaya gidiyorlar. Nasıl kıskanlığı için olabilir. Kafada soru işaretleri. Bir abilik ya yapıyor. Sonuçta hani. Bir altın takma olayı var. Değil mi? Ben bir yeri kaçırdım galiba. Siz kız tarafı, onlar da üç erkek gibi algıladım evet, ben. Doğru. Onlar üç erkek, biz de üç kız. Ama o üç erkekten bir tanesi senin kuzenin. Kızı, evet. Birisi Emre'nin abisi. Evet. Birisi de zavallı Emre. Zavallı. Evet. Tamam. Şimdi oturdu evet. kafama. Piknikte, ormanda. Tabii onlar baş başa konuşmak istediler yani. İlla ki biz de haliyle yalnız kaldık. Bana orada diyor ki hiç telefon numarası almak ve vermek yok. Ben biz tabii orada dedim. Bitirdik işte abi. Biz tabii hepsini. Konuşmaya başladık ettik. Tabii ki de... Telefon numaralarımızı verdik. Ben, ne güzel. Ne, bak kuzen ne diyorsa dinlemişsin. Aferin sana. Ama vermiş ondan sonra. Hatta kuzenim o kıza bir gül almıştı. Sonra o kızın elinden gülü aldı. Bu sana hiç yakışmamış dedi. Aldı bana verdi gülü. Emre çok romantiktir. Romantiğe bak. Bu sana hiç yakışmamış diyen de. Başkasından gül alıyor. Peki romantik bir evlenme teklifi aldın mı? Yani romantik mi tartışılır. Ama... Yani bir uçurumun kenarındaydık. Hani hayır dersem herhalde beni atacaktı. Bilmiyorum. Uçurum nereden buldunuz? Ya ben Garipçe Adası'na gitmek istiyordum. Emre de dedi ki doğum gününde dedi gidelim Garipçe'ye dedi. Sonra yolda gidiyoruz. Bir oralarda uçurum ya birazcık. Orada el frenini bir çektim. Arabayı. Gelsene bir arabadan dedi bir manzaraya Hık bakalım. Diye durdum vallahi. Bu indi. İçi diz çöktü. Benimle evlenir misin dedi. Ben de güldüm. Evet diyeceğim ama yani dedim ki hayır dersen beni buradan atacak mısın dedim. Romantik adam öyle değil mi? Daha ne yapsın? Daha ne yapsın yani? Evet. Bu şekilde de bir evlenme teklifim oldu. İsteme merasimleri. İstemeydi. Tuzlu kahve. Ben tatlı kahve yaptım. Çok şekerli. Bol şekerli. Ağzımızın tadı bozulması diye. Ne güzel içtim ben. Helal olsun. Helal olsun. Arabayı ne yapacaksınız? Arabayı... Satarım abi. Gezmeyi çok seviyorum. De arabasızım. Birazcık kızım var. Onunla da zor oluyor. Ben biraz gezmeyi düşünüyorum. Ama o satarız diyor. Hani biraz borçlarımız var. Onları kapatırız. Ama o ticaret mantığında ben de diyorum ki yapma. Hani o alayım gezelim. Birazcık rahat yaşayalım. Belki hayırlısı olsun bakalım. Sen kıskanç mısın Funda? Çok. İnanılmaz kıskancım. Ne yapıyorsun? Fazla. Hayatını kısıtlıyor musun Emre'nin? GPS var abi, GPS var bende. Yani mesela benden habersiz bir yere gidiyor. Nerede ama bilemiyorum. Arkadaş... Emre diyor ki GPS var bende, nerede ama bilemiyorum. Evet. Bilmiyorum. Var mı? GPS değil ama ben oradan onu takip ediyorum. Mesela diyelim ki telefonumu açmadı. Kardeşim bilen var, bilmeyen hemen var. Hemen ben oradan bakıyorum ki nerede? Hani orada tamam ya açmasa da problem değil. Hani biliyorum orada olduğunu.
Vay bu şekilde be. De hiç rahat daha ediyorum. Önce ne işin var orada diye tespit ettiğin bir bölge var yok, mı? Yok, o zaman bilmiyordu mesela, ilk başlarda bilmiyordu. Dedim ki sen neredesin? Aradım bir teyit edeyim diye, bakayım yalan söylüyor mu? Dedi ki işte şuradayım. Ha tamam, zaten ben biliyorum dedim. O diyor ki nereden biliyorsun falan. Sonra oradan öğrendi bu. Dedi ki bunu silelim falan, böyle dedi, olmaz bu ne böyle? Dedim ki yok yok, o kalsın. İyidir. Bu şekilde. Peki hem nerede olduğunu bildiğin halde niçin yalan söylemediği konusunda test teyit ediyorsun? Teyit ettim ama. Efendim? Teyit ettim. Ama onu, onu evlenmeden önce yapsaydın ya. Yani evlenmeden önce de birkaç testten geçmiştir tabii ama hani yine de eşeği sağlam kazığa bağlamak lazım. Kaporta burada hikayedeki eşek kim? Yeşil gözlü. Peki biz Emre ile karavan kampına gidebiliyor muyuz? İnsan yoksa olur. Efendim? İnsan yoksa olur gittiğiniz yerde. Gittiğimiz yerde insan olmadığını nereden bileyim? Biz bir piknik mesireye, bir kamp alanına gideceğiz. Bırak yani, da gidek daha. Gidebilir. Ama telefonunun çekmesi lazım. Görüntülü yani, konuşması lazım. Daha başında çekmiyor. O zaman gidemeyebilir. Görüntülü görmesi lazım. O giderim der şimdi. Giderim der. Her zaman der ki ben bunu yaparım, bunu ederim şöyle. Ama en son ben benim dediğime gelir. Fıt, tıpış tıpış. Tıpış tıpış gelir. Tıpış tıpış. Tıpış tıpış bunu gelir. Nasıl yapıyorsun bunu? Yani bir formülü yok. Ama geliyor. Yani çünkü seviyor ya beni. Çekiyorum. Ama sen de onu seviyorsun. Evet seviyorum. Ben de onun istediklerini yapıyorum. O da çok kıskanç. İnsan sevdiğinin mutlu olduğu şeyle mutlu olmaz mı? Ama o nereye giderse benimle olmak ister ve benimle çok mutlu olur. Ayrıntı. Yalan ya. Hayır. Ne ayrıntısı? Evet önemli. Yalan. Niye her yere onunla gidiyorum ben? Pikniğe, oradan bir şeyler söylemesin. Nereden söylesin? Gel abi şuradan söyle bana. Başına, başına yani çenesini yorar. Emre de kesin diyordur şimdi. Asla. Abi gideriz, ben yaparım, ederim diyordur. Hayır, benim sormak istediğim mesele şu. Emre bizimle gelirse çok mutlu olacak. Çok abi mutlu. Telefonları da kapatır gideriz ya. Ben öyle söyleyeyim. Evet ya. Ben de garanti veriyorum. Ama sıkıntı. Kesinlikle çok mutlu olması mı sıkıntı? Bizimle evet. Mutlusunlar, bizimle mutlu abi, olsunlar. Abi ben neler çekiyorum. Hayır. Ya. Sizin... Benimleyken mutlusun mu o zaman? Çok şey var. Erkekler... Benim için bir yani... sıkıntı yok. Gidebilir. 3-5 yani fazla. Abi sen bana sor bana. Yani erkeklerin mutlu olduğu şeyler bellidir yani. 4-5 tane şeydir bence. Çok çok mutlu olacak. O sıkıntılı işlerdi. 4-5 tane şey. 1. Maç izlemek. 2. Arkadaşlarıyla böyle bir ortamda oturmak, böyle hani artık neden zevk alıyorsa içmek, yemek mesela. 3. 3. Hoşlandığı kız tiplerinin bir arada olması, onların ona ilgi göstermesi. İlgi gösterdiği onların cıvıması falan. Cıvıma. Cıvıttık birden yani bak, üçüncü maddede erkekler cıvıttı. 4. Ama eşimin yaptıklarını söylüyorum. Yani onun mutlu olduğu şeyler söylüyorum. 4. Gördünüz değil mi? 3 cümleden ne kadar kıskanç olduğunu çözmüşsünüz. Hiç kendim söylemedim bu arada. Hiç benimle mutlu olmuyorlar. Yani dördüncüsü yok. Ha şey, kümes. Kümes de genelde işim. Kümes? Kız kümes de. Ne yapıyor kümes de? Benim hocam... Tavuk. Sen kümes de mutlu oluyor musun? Sen nasıl erkeksin oğlum? Erkekler kümes de mutlu olurlar, öyle değil mi? Arada sırada girerim ben kümese. Ondan sonra işte tavuklar var. Onlarla dertleşirim. Arada yumurta. Kümes ne demek? Tavukları mı var? Yani kümese şöyle, kuşları var benim eşimin. Tamam. İyice abarttı işi. 50-60 tane var. Şimdi 200-300 tane onların hiç eve girmiyor hikaye. Onlar çok mutlu oluyor. Bana diyor ki hani evde ben seni huzursuz mu ediyorum diyorum. Sen de takla atsan seni de izlerim diyor bana. Kuşları takması onun hoşuna gidiyormuş yani. Şimdi kuş taklatıyor ya İlker Bey. Sen de takla at seni de izleyeyim. Şimdi kuşlar takla atıyor İlker. Mustafa bu nasıl bir mantık? Yani şey o zaman Kübra'nın paçası var mı ki? Paçalı güvercin yerine. Abi şimdi şöyle ben hani 6,5 yaşımdan beri bu benim hobim. Besliyorum, seviyorum. O da kümesi nereden buldu, nereden çıkarttı anlayamadım şu anda. Peki bu bahsettiğin 4 tane şey... bunlardan bir tanesi erkek erkeğe zaman geçirmeleri dedi. Evet. Yemek, içmek. Sever. Ben de diyorum ki o 4 şeyden birini yapacağız. O da şu. Erkek erkeğe karavanla
3 günlüğüne... 3 gün. Kümese gireceğiz. Kampa gideceğiz. 3 gün bensiz kalamaz ki o. Kalır. Kalamaz. Kalır. Kalır. Kalamaz. Kalır. Bir sorun kalır mıymış? Siz kalamaz zannediyorsunuz. Kalır mıymış? Evet kalırmış. Vay be. Bunda demek alınacak bir şey yok ya. 3 gün niye kalamasın? O zaman biz bırak de tatile gidebiliyor muyuz kız kıza? Bence gitmelisiniz. Gidiyor mu? Gidebilir miymişiz? Onu beylere sorun. Bir sorun bakalım. Öne geldiklerinde sorun. Tamam. Öyle bir dünya yok. Sen rahat mısın? Evet, eşim bence yapabilir. Ben de aynı şekilde rahatım. Kendisi istediği yere gönderir. O da vay, ben de onu gönderebilirim yani. Güveniyorum çünkü. Güveniyorum. O yönde kimmiş koyunca ben bu. Nazım kümeste mutlu oluyor mu acaba? Babasının kümesi var ama sanmıyorum. Hiç sevmiyor çünkü. Benim babamın güvercinleri var. Hiç küçüklüğümden beri hiç alışkanlık edinmedim, nefret ederim. Güvercin sevmiyorsun. Evet hiç. Ya ben de şu güvercin olayına girmek istiyorum ya. Abi ben seviyorum. Çünkü mutlu yardım olacağım bir kümesim yok. Abi bir tane değil, 4 tane kümesim var. Peki şey, parayla alıp satıyor musun? Tabii ticaretini yapıyorum. 4 kümes var Şeker Bey. 4 kümes. Kaç para güver? Değişiyor. Yani şu an benim kümesimdeki kuşlar satmaya kalksam 60-70 bin lira. Ne? Adam! Öyle İlker Bey. Sana, benden habersiz paralarını ne yapıyor bilmiyorum. Onlara yatırıyor taksit biliyor musun? İlker Bey. Vay be. Utanmaz güvercinlerle yiyip içiyorsun çoluğun çocuğun riski. Öyle. Kaç para olabilir güvercinlerin toplam bedeli sence? Ya muhabbet ederken toplam bedeni bilmiyorum ama muhabbet ederken ya bir de yaşlı yaşlı insanlar var ve inanamazsın böyle 75 yaşındaki bir dede takla atıyor güvercin ya dede böyle. Ya kendinden geçiyor yani. Hiç güvercin taklası gördünüz mü? Evet. Bir videosunu işte filan falan. İnanılmaz bir şey yani. Güvercin candır can. Peki Funda, size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İnşallah siz kazanırsınız. Ben sizi tutuyorum. Bir daha söyleyeyim. Ben sizi tutuyorum. Bir daha söyleyeyim. Ben sizi tutuyorum. Yalan söylüyorum. Ben niye yalan söyleyeyim size? Birazdan göreceğiz. Herkes aynısını diyeceksiniz. Efendim? Herkes aynısını. Herkese aynısını dediğim zaman bu onun yalan olduğunu anlamına gelmez ki. Ona da seni seviyorum dedim. Ona da seni seviyorum dedim. Hepimiz aynı anda dedim. Benim cebimde hepinize yetecek kadar doğru var. Hiç merak etme. Teşekkür İki numarada liderimiz, anahtarın sahibi, teker sahibi olan Nazlı ve Nazım var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Konya'dan geldiniz. Evet. Ve Konya'nın şeyi meşhurdur. Et ekmeği meşhur. Şekeri. Mevlana şekeri. Et de getirdim. Allah aşkına. Vallahi getirdim. Eli 5 liraya boş gelenler utansın. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Biz de yeriz herhalde. Nasıl biraz lider olunur biraz gördünüz mü? Kaleyi daha öncesinden etti bize rüşvet olarak Mevlana şekeri göndereceğini söylemesiyle ilk oyunu çalışması için ona adam gönderdi. Göndermedik, göndermedik. Sıkıntı yok. Evet. Dışı... Hani bize? Bize yok mu? Dışı sert. İç kıtır. Ben rejimdeyim abi. Şekeri bıraktım bugün. 5 kilo verdim. Böyle dişini kırdıktan sonra böyle bir ağızda dağılıyor. Afiyet, bal şeker olsun. Sen geliyor şu an. Canınız çeksin istemem.
Çekti ama. Ama çok iyi. Afiyet olsun. Bir de biz denesek. Denemek ister misiniz? Olabilir. O zaman Konya'ya ilk seyahatinizde. Beklerim. Çok güzel. Teşekkür ederim. Yemiş kadar oldu. İlker Bey, Konya'ya geldiğiniz zaman Mirlana, bıçak arası, et ekmek ve fırın kebabımız da var. En kısa zamanda gelmek istiyorum. Evet, buyurun gelin, misafirimiz olun. İnşallah, çok İnşallah. İsterim. Evet, tamam, bitti. Evet. Nasıl tanıştınız? Bunlar da böyle şey gibi duruyor. Bir bardak suyla. Efendim? Bir bardak suyla. Bir bardak su. Evet. Başlayayım mı? Birkaç suda adam boğuluyor, onu şimdi, biliyoruz da. Benim annem ameliyat olmuştu. Yatıyordu hastanede. 20 gün süresiz izne ayrıldım ben kendim. Sonra eşim ve kayınvalidem, eşimin annesi dünürbaşı diyorlar. Yani nasıl söyleyeyim, bu halk dilinde çöp çatan derler ya. Evet. Bizim o zaman o Konya'nın dilinde dünürbaşı. Tamam. Evet, dünürbaşı beraber sokak sokak eşime eş arıyorlar. Ne yapıyorlar? Yani sokak sokak eş arıyorlar. Nazım'a. Evet. Bu olmadı. Ondan sonra benim halam da... Nasıl arıyorlar ya? Yürüyorlar. Bakar mısın ablam, bekar mısın? Kapıyı çalıyorlar, kızınız var mı diyorlar mesela. Evet. Biz görücü usulü evlendik çünkü. Gene bir kapıdan sen mi çıktın? Evet. Şimdi ben işe başladım. İşe başladığım gün kayın... Nazım çok affedersin. Buyurun. Nazım annesiyle... Nazım değil. Nazım'ın annesi ve dünürbaşı. Heh. Evet. Dünürbaşı. İki tane, Nazım yok. İki tane annemiz... Evet. Başka başka mahallelerde... Evet. Sokak sokak geziyorlar. Evet. Kapı çalıyorlar. Evet. Peki tık 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 çaldım ben. Evet. Açtılar. Bazı mesela tanıdığı kişilere gidiyorlar. Kızınız var mı diyorlar. Yoksa çıkıyorlar. Evet, öyle oluyor. Kapıyı açar açmaz kızınız var mı diye mi soruyorlar? Ya önce tabii hal hatır soruyorlar. Hani nasılsınız, iyi misiniz? Ondan sonra zaten konuya geçiyorlar. Bir bardak su ver. Ve Nazım iki sokak ötemde komşumuz. Ama ben hiç görmedim. Evlenene kadar. Sonra halamın evine geliyorlar. Diyorlar ki bir bardak suyunuz var mı? Halam da var diyor. Numaradan. Yok, hayır, gerçekten susamışlar. O zaman Allah razı olsun. Evet. İçeriye giriyorlar tabii ki. Diyorlar ki kızınız var mı? Halam da diyor ki benim kızlarım yok ama dedi diyor kardeşimin kızları var. O zaman da biz işe başlıyoruz tabii ki. Annem yatıyor ayağı ameliyatta. Annem diyor ki kızım var ama diyor işe başladı. Pazar günü veya cumartesi günü gelirseniz görürsünüz. Randevulaşmışlar. Evet, annene randevulaşmış böyle. Bizim de cumartesi pazar temizlik günümüz. Üç kızız. Annemiz böyle evi kaldırıyoruz ayağa. Tam temizlik yapıyoruz, daldık, zil çaldı. Dünürler geldi. Böyle bir bana bakacaklar. Ben de odaya gittim, bir giyindim, sanki cenaze var. Siyah etek, siyah bluz. Üstüne aynı şekilde ona uyumlu eşarp. Çünkü istemiyor musun? Yok, hayır. Öyle denk geldi. Ha, istiyorsun. Yani hayır, istediğimden değil. İstediğimden değil de hani dünür ya sonuçta. Yaşında gelmiş, artık çıkıyoruz. Ben bir şey sorabilir miyim? Haberi var mı? Mesela kapıyı çaldı ya şimdi. Haberin var mı? Kızım var, var dedi. Evet. Değil mi? Ya mesela kız çıktı, kızı beğenmedi. Tarzı değil, hoşuna gitmedi. Ne oluyor sonra? Kimin, dünür başının mı, kaynanın mı tarzı değil? Yok, mesela hani gidiyorlar, hani adam beğeniyor ya. Çıkıyor beğenmiyorsa. Beğenmiyorsa, beğeniyorsa çıkıyor. Beğeniyorsa tamam, beğenmedim diyor, çıkıyor. Bakayım, bu mu? Hadi hadi, bay bay. Evet, beğenmedim diyor, çıkıyor. Sonra görüşüyoruz tabii ki. Beni beğeniyorlar. Eltim var, görümcem var. Beğeniyorlar tabii. O siyah giyinmeme rağmen beğendiler. Ertesi bir hafta sonra cumartesiye söz alındı. Kız erkek birbirine bakacak. Yani eşimle biz birbirimize bakacağız. Bize gelecekler. Ya bu kadar açık bir iletişim. Yani bu kadar evet, şeffaf bir net. İletişim olur mu? Kız bakıyoruz, var mı? Var. Görebilir miyiz? Cumartesi gel gör. Cumartesi tink tink. Bu mu? Evet, beğendik. Evet, aldık gittik. Çocuk da görsün. Ne zaman? Cumartesi. Evet. Gel. Aynen. Çocuk geldi, görüştünüz. Evet. Ve?
görüşmeden önce de amcam, yengem, annem ve kardeşim, eşim markette çalışıyordu. Markete bakmaya gittiler eşime. Herkes birbirine bakıyor. Eşimi konuşturuyorlar böyle. Hani ne maaş alıyorsun, nasıl çalışıyorsun? Önemli. Biz mesela kardeşim diyor ki, biz buraya girmeye çalışsak, işe girmeye çalışsak nasıl prosedür var falan. Eşim tabii hiç yüzlerine bakmıyor. Cevap veriyor ama bakmıyor. Eve bir geldiler, ben de hastayım. Bademciklerim şişti, ateşli yatıyorum böyle. Annem dedi ki, kızım dedi, benim için olur dedi annem. İyi dedim, gelsin bakalım. Sonra eşim geldi ama eşimin yüzüne bakamıyorum, hastalıktan ölüyorum. Eşim beni süzmüş tabii ki. Bakmış yani. Ama onun için geldi ya. Evet. Hani hem görmeye gelip hem de bakmıyorsa. Aynen, ben bakmadım ama o bana baktı. Neyse, beğenmiş beni. Ben bu kadar açık iletişim, bu kadar şeffaf bir... Konya'da işte böyle oluyor. Hani normal tanışanlar var. Ara olarak da bu şekilde. Evet. Ondan sonra tabii annem bana diyor ki, beğendin mi kızım? Ben bakmadım ki. Ben diyorum ki, dedemle anneanneme bir soralım dedim. Güzel. Ha. O bak, da dedi evlenme ki, programının da aynı versiyonu. Evde geçiyor sadece. Oradan bir görüş alalım falan diyor. Hani. Evet. Sonra annem diyor ki, gerek yok diyor. Sen tamam dersen diyor, olur. Ben de tamam dedim. Tamam dedim işte. Hani şey görmediğin yapan, halde. Evet, süzmediğim halde. Neyse, bir hafta sonra söz alındı. Süzmek nasıl oluyor Nazlı? Baştan aşağı bakıyorsunuz. Bir artı seksisi var. Aynen öyle. Civan, beni süzer misin? Beni süzer. Süz dedim, süz. Ay beni gözleriyle yedi ya. Böyle mi oluyor süzmek? Evet. Bakıyor musunuz? Kaşına, gözüne. Sen oğlum şu yüzünle oynama bak. Boyuna, posuna. Peki bir sonraki aşama ne zaman? Bir hafta sonra da söz tarihi. O gün söz tarihi alındı. Hani dediler ki, yüzük takalım. Dediler ben de cumartesi izinliyim. Dedik cumartesi veyahut da pazar günü olsun. Cumartesi. Anneanneler, dedeler, ki. Ondan sonra dayılar, herkes çağrıldı. Alışverişe gidildi. Yüzük takıldı. Söz yüzüğümüz. Yani kapıyı çaldıklarından 15 gün sonra. Aynen öyle. Çok güzel. Aynen öyle. Ondan sonra sözümüz yapıldı. Söz yaptıktan sonra kayınvalidem dedi ki, biz hazırız dedi. Eşyalarla, altınlarla hazırız dedi. Fazla uzatmayalım, 15 gün sonra diye. Aynen öyle. Evet. O gün. Aynen. Ocağın 27'sinde, 2013 Ocağın 27'sinde evlendi. Yani bir ay içinde. Biz 5 sene içinde zor evlendik. Millet bir ayda evleniyor. Çok mutluyum. Allah korusun. İyi ki de onu tanımışım. Ay hazır olduğu için çalıyorlar zaten Eker Bey'in. Hazır zaten her şeyi. Erkeğin ay bir yandan zaten... abi bu orada burada ciddi bir organizasyon var. Hazırlar yani. Çocuklar siz şu eşyaları alın, ben Dünür teyzeyle bir kız bakmaya gidiyorum. Deyip bir yandan zıbı 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 eşyalar hazırlanıyor. Evet. Bir yandan tak tak zıst, ay bu değil falan diye yani. Evet, ben tabii çalışıyorum. Çalıştığım parayı anneme veriyorum, o çeyiz yapıyor. Bir yandan o şekilde. İki aile şey... Hazırız ya, hazırız öyle şey değil. Fabrika gibi düğüne hazırlanıyor. Evet. Aynen ve evin büyük kızı olduğum için herkes bana yoğunlaştı. Tabii kızlar kardeşlerin göbek evet, atıyor. Aynen. Abla gidiyor, sıra bize geliyor yok, diye. Yok aksine çok felaket olduk ya. Bayağı bir hafta sonra falan böyle ağlayarak telefon açmalar. Ha kızıyorlardı İlke Bey. Benim kayınçom bana kızıyordu, niye aldın ondan diye. Ondan sonra anneme gidiyorum. Alıştırmak için. Annemle evimiz yakındı evlendiğimizde. Saat 10'dan sonra eşime diyorum ki, annemgile gidelim, kardeşlerimi bir görelim, alıştıralım ondan sonra. Bir hafta öyle gittik gittik geldik. Ağlıyorlar ya hani, kıyamadım ben de işte hiç ayrılmayınca. Bana bir hafta şey baktılar yani. Beni çaramadım. Biraz farklı tabii. Beni çaramadım hiç. Peki sözden sonra artık aileler biliyor. Tabii ki. Dolayısıyla dışarıya çıkıp gezip birbirinizi tanıma imkanı yok öyle bir şey. Hayır. Bir gün... Başta zaten süzdüm, beğendi daha neyin tanıyacak yani. Bir gün hiç unutmuyorum. Eşim dedi ki, çay içelim. Ben de iş yerinden çıktım. O gün sınav. Dolmuş bulamıyorum. Dolmuş beni almıyor. Yürüyerek gittim. Sonra eşimle beraber buluştuk. Tam ben çayı yudumluyorum. Annem telefon açtı. Akşama davet var. Sen ne geziyorsun? Çayı öyle bir içtim ki ağzım yandı. Koştur koştur eve gittik. Akşama da eşimgil gelecekler. Ya davet onların daveti. Davet onların. Damat daveti. Ya bırakın o zaman, içsinler bu çayı beraber, gelirler yani. Olmadı, bizim işte orada o şekilde. Bir de annem sıkı. Peki Dünürbaşı'nın bundan çıkarı ne?
%10 komisyonla çalışıyor. Hani, hani mutluysan dua, mutsuzsan beddua. Vay vay vay. En güzel huyu ne? Tertipli ve düzenli olması. En pis huyu ne? Her şeye karışması. Aldığıma, giydiğime, taktığıma. Vay dırdırcı vay. Her şeye karışıyor. O huyunu hiç sevmiyorum. Mecbur yani. Ve düzeni, çorabı bile ölçer giyer. Aynen tabii ki de. Ölçer giyer derken? Evet, şimdi çorabı çıkarır. Mesela düzenli bir şekilde dörde katlar koyar onu. Sabah kalktığında çorabı serer. Üstüne ötekini serer. Sol taraf kısaysa solu giyer. Sağ taraf kısaysa sağı giyer. Evet öyle mi? Sağ büyükse şöyle koyarım. Sağ büyükse sağ giyerim. Evet. Sola küçüğü giyerim. Şu anda erkeğin çorapla olan ilişkisinde... Yok sağ çok seviyorum. Aynen. Mesela tek numaraları da çok seviyorum. Çift numarayı sevmiyorum mesela. Önce birini seriyoruz. Üstteki topuğu kısaysa sol tarafın. Alttaki uzunsa sağ tarafın. Neye göre karar veriyor? Topuklarına göre. Topuklarına göre. Nazım bunu öne geldiğinde konuşalım. Benim bu çorap konusunda atladığım bir şey var demek ki. Kirli çamaşırı bile dürer koyar. Efendim? Kirli çamaşırı bile dürüp koyuyor. Nereye koyuyor? Makinenin üstüne mesela. Düzgün yıkanacağım. Dursun diye. Aynı çiftler aynı şeyler dursun. Hayır, dürüp koyuyor. Çorabı nereye koyuyor? Onu da aynı üstüne. Hazırca at makineye yıkansın. Ne güzel tamam. İşte. Ben yani. Sevmiyorum ama Allah makinenin Allah. İçine koysun. Üstünde ne gerek var vitrin gibi? Aa, bu da yani. Onu bulmuşsun. Ay vallahi. Ben de ay bulmuş da bunu ya ayol. Millet kanepenin minderlerinin aynen. Altından çorap topluyor. İlker Bey, İlker Bey. Avizeden çorap alan biliyorum. Eve geldiğinde çorabını çektirip avizeye atan yarışmacım var. İlker Bey. Çorabını çektirip avizeye atıyor efendim. Benim ismim de zaten tertipli düzenli demek. Diyor ki benim ismim de tertipli düzenli demek diyor Nazım. Harebe Nazım. Nazım'ın ismi de şiir gibi. Değil mi? Evet. Saygıyla anıyoruz burada. Nazım. Arabayı ne yapacaksınız Nazlı? Satıp ev almayı düşünüyoruz. İnşallah. Aslında binmeyi çok istiyorum. Ama satıp evimi alacağım inşallah. Aslında binmeyi çok istiyorum ama... Aynen. Satıp ev alacağım inşallah. Konya'dan. Evet, Konya'dan. Ne, semt neresi? Hangi semt? Selçuklu. Selçuklu'dan? Evet. Peki ne kadar evler Selçuklu'da? 170-200-250. 230'a da var, 300'e de arkadaşlar, var. Arkadaşlar ben gidiyorum. Nereye? Konya'ya. 1 trilyona da var. Var da var yani. Ankara falan da çok uygun. Ablam oturuyor Ankara biliyorum uygun, yani. Evet. Ankara ile Konya uygun. Aynı. Hatta Ankara daha avantajlı. İstanbul en pahalı şehir şu an bence. Karadeniz'den yarışmacım vardı. Uçakta çay içmiş gitti galiba. 6 liraya. Durup bana sürekli şunu söylüyor. Ya Milker Bey ya. 6 liraya çay olur muydu? Geldi bunu sordu, gitti bunu sordu. 3 lira su olur mu? 6 lira kek. 6 lira çay. 4 parçayı 30 lira. Ellerinden öperim, size de başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İnşallah siz kazanırsınız. İnşallah. Ben sizi tutuyorum. İnşallah. Nazlı kazanırsa Nazlı ve Nazım kesin olarak finale çıkıyor. Dolayısıyla Funda Kübra ve Ayşegül'ün dikkatini çekmek istiyorum. Eşiniz 90 saniye içerisinde kaç tane saplar? Allah 90 saniye içinde. Saplayacağız. Bakalım ne saplayacak. Evet, oyun gelsin. Basın. 4 metre mesafe. Şöyle 3 tane hedef var. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Bir yapın da görelim bakalım. Öyle oradan yapamadın demek kolay yani. Yapmıyor. Oyunu gözleriyle görsünler diye burada uygulayacaktım. Yapmıyorum. Yapma kardeş, ayağımıza sıktırma. Evet, efendim? Bizim ne suçumuz var?
Funda'ya sorun. Ne diyor? Ne diyor? Eşiniz kaç tane saplar 90 saniye? Hadi başlayın iddialarına. Hadi hadi hadi. Rekor? Hadi rekor, öf. Rekor. Rekor peki? Bilmiyorum. Rekor. Yaktın bizi Funda. Yaktın Funda. Aslan her yerde aslan. İlk iddiayı senden alacağım. Zor rekor görünüyor. Öğrenseydik çok iyi zor olur. Görünüyor. Vallahi iyi olurdu ama Funda bana öyle laf çakmasaydı da iyi olurdu. Funda işi karıştırdı. Rekoru söylemeyeceğim. Başım ağrıyor. Bugün söylemeyeceğim. Tabii canım. Ağrı canım. İlker Fazla Bey barışalım mı? Efendim? Barışalım mı? Küs değilim. Havamda değilim sadece. Size bir şey söyleyeyim mi? Evet. Siz de trip attığınızda işte beyler şu anda sizin hissettiğiniz şeyi hissediyor. Helal olsun. Hadi al gönlünü bakalım nasıl alacaksın? Hatta şu anda sinirim geçti. Ama sırf burnunu sürtünsün diye uzatacağım. İlker Bey bizim için yapın. İlker'im. Uzatacağım. Halaya götüreceğim de. Aman. Halay çekelim mi? İlker Bey. Halay. Halay filan istemiyorum. Ne istedim? Dünür başını getireyim. Bir şey istemiyorum. Mevlana şekeri. Ya susar mısınız? Mevlana'ya götüreyim. Yeter ya aman tamam. Sizi gezdireyim. Tamam bir şeyim yok tamam bir şeyim yok. Aynı abi ya. Aynı ya. Oğlum kız olmak çok eğlenceliyim sana. Değişik bir şey. Trip atmak. Abi trip ya. Trip de doğmuşlar abi dünyaya. Aynen. Saniye dedi. Kuaföre gideceğim ben. Rekor kaç? Of. Rekor yok 40 falan mıydı ya? Yok canım 90 saniyede 60 tane nasıl yapıştırın? 60 saniyesi. Artık kapatalım mı bu konuyu? Bak ben çok yoruldum tamam mı? Çok gergin görünüyorsun. Ben sürekli seni taşımaktan yoruldum. Senden de bir çaba istiyorum artık. Aynı abi yemin ben ediyorum şey aynı şey. Aynı. Allah çalsın abi. Ne diyorlar? Ne diyorlar İlker Bey söyler misiniz? Ne diyor? Abi o hangi? Eksiksiz. Kelimesi kelimesine. Güzel taklit yapıyorsunuz süper. Ne diyorlar? Acayip güzel şeyler söylüyorlar. Rekor yok ama ilk defa bu şekilde oynanıyor bu oyun. Of. Nedir? 25-30 yapılıyor. Ay çok şey ya. 25. Bravo. 20-25 yaptı bizim ekip. Evet. Nasıl? Evet. Onu söyle aşkım. Küçükten başlayacağız, yükselteceğiz. 6 diyeyim şimdi. De bakayım. 6. Helal olsun. Kübra. 8. 8 geldi Kübra'dan Ayşegül. 3. 3 geldi. Funda. Ne yaptın be yavrum ya? 12. 12 geldi. Nasıl? 8. Söyle söyle. Ay pardon 9. 9 geldi Kübra. 10. 10 geldi Ayşegül. Kalıyorum. Sıra sende Nazlı. 12. 12 diyemiyoruz, 13 diyebiliyoruz Nazlı. 11'di aşkım, 11'di. 14 dedi Kübra. Hayır, ben demedim ki. Ben Nazlı şaka yaptım size. Oyunu satıyorum. Sıkıldım. Satıyorum. 18. 18 geldi Kübra'dan. Funda. 21. 21 geldi Funda'dan. Nazlı tamam aşkım. 23 geldi Nazlı'dan. Ay, hadi. Oyun satıyorum. 20 satıyorum. Olamıyor mu? Efendim? 20 demiştim. 20 olsun ama kimseye geçmediğin halde iddianı arttırmış oldun. Yani ya. Sen o iki CD'yi aslında oraya değil Mustafa'ya sapladın. Aynen falan. Öyle bana sapladın yani. Anlattı adam az önce ya. Oyunu sat. 22. He? Araya girdi oyunu sattım. Ya Allah'ım ya. Ya ben bu işte ne yaparım ya? Atamayacaktı. Atamaz. Bir soru sormak istiyorum. Evet. Neden 3?
Atamayacak. Neden üç? Neden iki değil, bir buçuk değil? Zor. Neden yarım değil de üç? Değil mi? Sormak belki lazım. Belki olabilseydi onu da söyleyebilirdim. Evet, çok az atamayacak. Bunu atamayacak. Bence de çok az. Peki senden ricam 90 saniye oynamak. Tamam. Görecek tamam. O zaman kaç tane attım. Tamamını görmek tamam. İstiyorum. Bak işte. Ne oldu? Bak işte ne? Tamam. Sen aslında iddia ediyorsun. Ne diyorum ben? Ama onlara geçmesi lazım bana Ayşe konuşabilmesi için. Ayşegül'ün iddiası diyorum, doğru mu? Sen evet. De iddia ediyorsun ki üç. Yapamaz diye. Bu şu anda %99.9 zaten liderlik köşesine pardon gideceksiniz. Evet. Ama ben diğer iddianı merak ediyorum. Güvenmediğin Tuna'nın ne yapacağını merak ediyorum. Tamam, görelim o zaman. Tuna hazır mısın? Hazırım. Bu Ayşegül'e karşı bir mücadele. Aynen. Helal olsun. Aynen. Tuna, hazır mısın? Hazırım. Tuna için hep beraber. 5, 4, 3, 2, 1. Süren var, devam et. Tempo. Abi ben 40 tane, 50 tane atarım. Ne oldu lan? Hadi. Şu anda sürenin sadece yarısı doldu. Tempo. Tempo, sapla! Ya bu da helal misin? 8 yapmıştır ama. Gördün mü? Gel. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Görüyor musun? Kaç? Belki 30 saniye var. Hayır. Ama iddiaları geçtik. Seyircilerim. Her kuruş yapardık yani. Üçlüydür ya. Aşkım çok zor geldi. Ne diyorum zor geldi. İlk başına bak yapamadım zaman. Söylesin alıştım. Basit oyun. Özür dilerim. Üzerimde bir haklı çıkmış kaynana havası var. Aynen İlker Bey. Hiçbir şeycik demiyorum. Siz her şeyin daha iyisini bilirsiniz. Abi üç tane olmaz ki ya. Üç tane nedir ya? 90 saniye ya. Dedim ki ekip, yani ekip 20-25 yaptı. Yani o stresliyiz yani biraz. Heyecanlıyız dedim hani belki. Arabayı kaybetmek daha büyük bir stres yaratabilir. Aynen. Evet. Bence de. Doğru. Neyse. 25 ya şu an en büyük iddiaya geçtik. Ben sana güvendim. Buyurun liderlik koltuğu. Sıradaki iddia 21 Funda Emre. Aslansın, kaplansın, yaparsın aşkım. Yaparsın aşkım sen. İddia 21. Hep beraber. 5, 4, 3, 2, 1. Aşkım süpersin. Aşkım süpersin. Tam yaptım aşkım.
İddia 21. Kırk yaparım diyordu ama çok hafif olduğu için uçar. Ben biliyorum yani. 20 ideal. Biliyor musun? Biliyorum. Bence 21 ideal falan değil. İkisi de 25 yaptığına göre ideali 25'miş bunun. Siz de demiştin zaten 20-25 ekip olarak. Bizim için iyiydi. Efendim? Bizim için iyidir. Araba kazanmak istemeyen herkes için iyi, doğru. Ay, biz buyurun liderlik olsun işte. Bir yerde kalacaksın. Sıradaki iddia 22, Kübra Mustafa. Aslansın, kaplansın, yaparsın aşkım. Ve bu araba için hep beraber 5, 4, 3, 2, 1. Aşkım at, aşkım yukarı. Aşkım yukarı, yap 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 Mustafa. Hadi ne olur Mustafa, ne olur, ne olur lütfen. Mustafa hadi, Mustafa hadi, aşkım yaparsın. Ötekiler hadi aşkım yapıyorsun. Aşkım yapıyorsun. Ötekileri aşkım yapıyorsun. Ötekileri de yap. Ötekileri aşkım, ötekileri. Aşkım ötekileri. Aşkım ötekileri. Hadi bebeğim, hadi bebeğim. Hadi aşkım. Aşkım yaparsın. Aşkım lütfen. Aşkım lütfen. Ne olur. Lütfen Mustafa, ne olur. Mustafa bitiyor. 57, 56, 55. Aşkım 53 saniye, ne olur lütfen aşağı 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 at. Mustafa aşağı at ya. Mustafa aşağı atar mısın? Aşkım hadi aşkım. Aşkım 38. Aşkım hadi lütfen lütfen lütfen. Mustafa lütfen. Mustafa aşağı atar mısın? Atıyor şu aralar. Ya Mustafa ne olur. Ya Mustafa 24! Ya at şunu! Hadi Mustafa ne olur! 19, 18! Mustafa lütfen! Şuna çalış, şuna çalış! Sağdakine çalış, sağdakine çalış! At, at aşkım hadi aşkım ne olur! Aşkım at, at, at! At! Çabuk at, ortaya at! 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 Ya Mustafa! Sakin! Mustafa koşa yapmıyorsun, gidiyorsun nereye yapıyorsun ya? Aşkım bir sakin ol. Boş diyorum hayatım sana, sesim kısıldı. Şöyle alayım sizi. Bir ara bir seri çok karavana gitti. Bakalım evet. 22 yapmaya yetmiş mi? Üstünü söyle, korkma. Tamam, yapamazsam yapamayayım tamam, zaten. Görürüz. Aşağısını söyledikten sonra tamam, ne oluyor? Yapacağım. Yok, ben biliyorum. Yok orada. Kız sakin. Yok vallahi yok orada, yok. Yok orada, 22 dakika. Kaç şimdi, 13 mu 16 mı? Kaç oldu? Eyvahlar 13 olsun. 13 mi 16 mı İlker Bey? Kaçtı en son? Kaçtı? 16. Kaldık, oradayız. Sen gidersin. Abi, kümes diyor. Allah aşkına bunu yap. Anacığım çıkartmak için elimden geleni yapıyorum. Benim de kapasitem bir yere kadar. Bence fazla var ya burada. İddia 22. Mustafa'nın yaptığı
20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adam güvercin işi yapıyor. Güvercinleri var. Sürekli sağa sola çatıya matıya taş atmak durumunda. Ben ekip ortalama 20-25 yaptı dedim. İşte heyecan da var biraz ya. Hani her şeyi düşündüm. Eğer Nazım sizden sonra gelip iddiasını tutturursa Konya ikinci oyun bittiğinde finalist oluyor. İnşallah. Evet. Bak şu, şu. Böyle yapıyor, adam araba alıyor. Şimdi düşününce çok şey geldi yani. Biz bedavaya veriyoruz bu arabayı. Full hop atıyor kocasına, kocası böyle duruyor. CD atıyor. Ama onların hayatı hep öyle. Kapı da çalıyor. Kız var mı diyor. Liderlik köşesine buyurun. En büyük iddia geliyor. 20-23. Nazlı Nazım. Vallahi final size çok yakın. Evet. Bu fırsatı değerlendirmezseniz çok üzülürsünüz. Az önce arabayı tanıtırken bir detayı atladım. Arabanın aynı zamanda motoru var, motoru! Hadi gel! Hep beraber 5, 4, 3, 2, 1 başla! Nazım hadi üstad. Nedir? Nazım. Bir. Sen ne olsun? Ya ben de sana aldım bu anahtarı ya. Elinde koluna verdin. Bir sayayım bakayım. Bayağı çok. Burada yok mu? Helal ya, vallahi helal. Hani buradan soktu, buradan mı çıkardı diye baktım. Helal olsun. Çok şükür 3 tane var. Ya karıştırmayın. Ya şunu şey yaparken bir susun ya. Nazlı'nın iddiası 23. Ha. Nazım'ın yaptığı 3. Bilmem kaç 3. Helal sana ya. Vallahi helal ya. Anahtarı sizden almak zorundayım. Nazlı'nın iddiası 23'tü.
Nazım'ın yaptığı bilmem kaç üçtü ve orada da kaldı. Şu görmüş olduğunuz motoru olan aracın sol ön tekeri sizin. Yaparsın aşkım. Üçüncü oyunla devam ediyor. Karşınızda yeni liderimiz Kübra. Yani buna göre bir teker Nazlı'da, bir teker Kübra'da, Funda ve Ayşegül'ün hala tekeri yok. Olmayacak böyle gidişler. Nazlı, Nazım hakkında ne düşünüyorsun? Kısaca bizimle paylaşmak ister misin? Tabii ki. Parça pinçik edesim var. Nasıl oldu ya böyle? Bir türlü çözemedim. Anlayamadım. Ben ona anahtarı aldım. O hazırcı evlerine... Elim tutulduğunu biliyor yani. Benim atamayacağımı da bildi yani. Hazırcı olmadı ama. Vallahi bilmiyorum ama arkanızdan konuşuruz. Haberiniz olsun. Evet. Bu plakalardan bir tanesi bu programın sonunda şu arabaya çakılacak. Bakalım kimin borusu ötecek? Kübra. Evet. Nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık? Ben eşimi yolda buldum. Bekar Bey. Terk etmişler mi? Yok öyle değil. Nasıl yolda buldun? Yani... Yeğenim. Kendisi de burada. Kim o? Yeğen. Selin. Merhaba. Her şeyin başının altından çıktı. Evet. Liseye gidiyordum o zaman. Daha yeni lise 2'ye gidiyordum. İlkokullar daha önce başlıyor biliyorsunuz. Bir hafta öncesinden başlıyor. Yeğenim de annesi hep çalıştığı için, ablam da hep çalıştığı için hani rica etti benden ilkokul gününde sen bırakır mısın diye. Ben de bir hafta sonra okula başlayacaktım. Liseliydim. Bırakırım abla dedim. Yani gayet yarı giyindim. Böyle eşofman takımlar falan hiç yani. Her şey onun başının altından çıkmamış kız yavrum. Okula gidiyor. Başka yaptığı bir şey yok. Haberi bile yok. Bizim semtimizde de şey hani erkekler biraz şeydir. Böyle laf atmayı severler, bakmayı severler. Terbiyesiz. Alışık olduğum aşkım Beykoz'a gideceğiz yapma. Böyle geçeriz yani. Hisler. Dümdüz bakmayız sağa sola. Terbiyesizler. Ondan sonra yeğenimi okula bıraktım. 3-4 saat sürüyor ilk gün. Onu da bekleyeyim dedim. Hadi bir daha gel git yapmayayım. Bekledim. Onu aldım sonra okul bitti. Okulu bitti o gün. Dönüşte böyle bir ada gibi bir yer var. Onların o zaman kahvehanesi var. Kahvehane işletiyorlar. Ada var. Heybeli, kınalı. Hemen arkasından onların şeyi, kahvehanesi. İşte ben yeğenimle geliyorum. Okuldan aldım onu. O da azıcık ilerimizde. Kavşan biz bu tarafındayız, o öbür tarafta. Ondan sonra... Yeğenim sürekli beni çekiştiriyor senin. Teyze şuradaki çocuk sana laf atıyor, şuradaki çocuk sana bakıyor. Bak teyze bak falan filan. Söylüyorlar, hep yapıyorlar falan filan gibisinden. Ondan sonra... Hep laf atıyorlar bana. Bana hep yaparlar ya. Pis insanlar. Ondan pis. Sonra kazar o kadar çekiştir ki teyze bak, teyze bak bu çocuk sana neler söylüyor falan filan diye merak ettim. Şöyle bir dönün bakayım dedi. Bakış o bakış İlker Bey. Hani derler yani ilk görüşte aşk diye bir şey var mı falan. Ben yok falan. İlker Bey araya girmek istiyorum. Yani ilk görüşte diyorsun hani bu adamla ben evleneceğim. Bu adamla... Ne kadar mesafeden gördün? Burayla atıyorum şu arka siyah fon gibi falandı. Şu Gülen hanımefendi kadardı biz yani. Biz buna Şahin bakış diyoruz yani. Gülen hanımefendi kadar. Abi ben kimseye laf falan atmadım. Günahım alınmasın. Sen laf atmadın. Abi ben gayri ihtiyari askerden gelmişim. Elimi cebime soktum. Adanın etrafında yani o ada dediği yerin kavşağın ağacın dibinde böyle duruyorum abi. Oradan bir şey geliyor ama nasıl biliyor musunuz? Şu kadar kadar artık dedim ki... Nasıl şu kadar kaldı? Bayağı bildiğiniz göz göze kaldık. Bu kadar artık dedim ki ya ne oluyor? Hayırdır dedim ya birine mi benzettin? Şöyle bir oldu yani. Kübra senin anlattığın mesafeyle onun anlattığı mesafe alakası yok.
Yani birinizin işte şu... gözleri bozuk söyleyeyim. Ha, ben yaklaşınca o kadar oldu zaten. Anlatıyorum şimdi. Böyleyiz ya mesela. Ben ona baktım. Aynı böyle. Şöyle bir... I will love you. Şöyle bir kaldım. Kavşağa falan geçmişim. Çocuk da elimde, onu sürüklüyorum bir yandan. Dibine kadar girdim. Bir yandan yürüyorsun. Bir yandan yürüyorum, bir yandan ona yaklaşıyorum. Ama bu istemsiz yani. İstemsiz yaklaşıyorum ona. Yani aslında mesafe bu kadar. Ondan sonra yürüyor. Ondan sonra diyor ki, abla baksana abla, yürü kız falan diyorsun sen. Klasik çekiştiriyorsun böyle. Sonra gayri kafayı bir kaldırdın, göz göze geldin. Ve orada. Ada bu. Aynen, aynen. Soldan mı gittin, sağdan mı gittin? Üstünden geçtim herhalde. Direkt ortadan. Adanın üstünden geçti. Ondan sonra... Seni kendine çekmiş. Ve... Aynen öyle abi. Böyle geldi. Gerçekten mi? Ya çünkü gözleri tam da güneş vuruyor o zaman. Bir de böyle değil o zaman. Daha zayıf, daha yakışıklı. Şimdi çirkin miyim yani? Yani o zaman böyle hani gözleri abi, daha farklı sorar mısın? Bakıyor. Bir de çok güzel bakıyor. Ben de mahallede daha önce hiç görmemişim. Yani çok yakın oturuyoruz birbirimize. Hiç görmüyor ama bu çocuk... Askerden gelmiş. Kim? Askerden gelmiş. Ama daha önce de hep hani... Askerden gelmiş tabii, gözler çakmak çakmak. Dıldır dıldır. Durdum, o da bana şey dedi, hayırdır birine mi benzettin birader dedi. Şöyle bir şey. Hayırdır birine mi benzettin birader? Dedi. Abi, ha? Yaptım. Senin damla koşa gittim. Uzaklaştım oradan birden. Ama aklımda hep ben uçuşuyorum böyle. Ama böyle nasıl görmedim falan daha önce falan. Hep onu düşünüyorum. İki dakika geçmedi, küçük bir kız çocuğu geldi. Abla abla baksana ne oldu dedim. Sana dedim Mustafa abi telefon numarasını yolluyor. Böyle gerçekten mi yaptım şu an? Aldım böyle. Yazdım falan numaramı. Kıza verdim. Kız da hemen ona götürmüş. O da akşamını arıyor. İşte hiç sevgilim olur musun? Sen kimsin falan yok. Akşam arıyor ki hayatım olur musun? Direkt böyle bir şeydi. Direkt bunu söyledi yani. Arkadaş ne meydanmış be. Ben de aşk adamı her şeyi yaptırır. Evet. Ama ne yapayım? Kızlar merak ediyor hangi meydan? Vay arkadaş, ilk görüşte aşk hakikaten böyle bir şey. Biz ama çok yani kötü bir sevgililik geçirdik. O beni sürekli yani o gün hayatım olur musun? Ben onu sandım kadar romantik birisi. Şimdi çamaşırları dökme ortaya. Gayet güzel, ben değişik sana bir insanla karşılaşacağım. Böyle bir şey olmadı kesinlikle. Sürekli benden ayrılıyor. Sürekli şey yapıyor. İşte ara verelim, şey yapalım. Sürekli ayrılıyor ama böyle kendini bir şeyler sanmalar falan. Sonra tanıdım ben onu. Ondan sonra bir gün canıma tak etti ama. Dedim ki sürekli benden ayrılıyor. Ben peşinden koşuyorum, ayrılıyor peşinden koşuyorum. Dedim ki... Ya dedim artık sen uğraşamayacağım. Bu sefer ben seni bırakıyorum. Dedim, ne şeyim var ki benim sana yani falan. Bir daha da o meydandan geçersem ne olur? Öyle olduktan taş çatlasa bir ay sonra falan evlenme teklifi aldım zaten. Romantik miydi teklif? Hayır. Yok, çok. Biladerdi. Nasıl? Anneme çorba yapar mısın dedi. Direkt böyle bir şey. Çorbayla başlamış. Arkadaş biz... Ya sıkıcı hayatlarımız var ya. Ne? Biz... Ana yemek yüzük o zaman. Ya birini görüyor, 7 metre yürüyüp dibine giriyor. Sonra damat da anası, bana çorba yapar mısın filan diyor. Ama abi şöyle bir şey anneme var. Anneme çorba yapar mısın? 4 yılın üstünde. Durduk yere annene çorba yapar mısın mı dedi. Gizli saklı görüşüyordum ama aileler falan bilmiyordu. Benim ailem biliyordu, onunkiler bilmiyordu. Babam yani biliyorlardı da bilmek öyle istemiyorlardı yani. Öyle söyleyeyim. Hatta babam bizi bir kere sürücü kursundan çıkıyorum, yeni yazılmışım. Sürücü kursundan çıkarken babam kazara beni almaya geliyor. Ondan sonra benim yanımda da Mustafa var. Ondan sonra benim yanımda başka bir kız daha var ama arkadaşım. Mustafa'yı direkt kızın yanına atıyorum. Diyorum ki benim yanımda gördü ya. Kimdi bu kız diyor. Dedim, arkadaşımın nişanlısı. Babam daha çok korkuyor. Neyse işte zaman geçiyor, seneler geçiyor falan. Babam bunu unutmamış. Abimle konuştum, en büyük abimle. Dedim ki hani abi böyle böyle bir şey var, artık ciddiyiz. Hani bana da söyledi böyle böyle. Evet, arkadaşımın nişanlısı bu. Ciddiyiz artık dedim. Abi, önce sen tanış, sonra babama zaten tanıştır dedim. Ondan sonra abime tanıştırdım. Abim de babamı getirecek onu işte. Balkondalar, abimle beraber gelmişler. Babam da evde, babamın haberi var. Daha önceden konuştuk, tanışacak. Babam balkondan böyle yapıyor. Kızım diyor, arkadaşın nişanlısının bizde ne işi var, bize doğru gel. Unutmamış. Unutmamış. O kızın nişanlısı geliyor diyor, arkadaşının nişanlısı falan. Baba almış plakayı. Plaka fena. Ya orada zaten bittik.
Şimdi babam da şöyle bir şey uyandı. Demek onca onunla daha önce nişanlıydı. Nişan attılar. Benimkini mi alıyor? Benim kızımı mı alıyor falan gibi bir şey uyandı. Anlatamıyoruz da yaşlı adam. Nişan nişan yok diyoruz hani. Onlar nişanlı falan değildi. Ben nişanlanacağım onunla falan. Nişan mı yaptınız falan bayağı ortalık karıştı orada. Nasıl karıştı adamı? Yani öyle bir şeyler oldu. Bayağı bir çetrefil. Mustafa'nın en güzel huyu ne? Çok merhametlidir. Yani kavga ettik mesela. Benim yüzümden sorun olsa bile tartıştık mesela. Suçlu benim. Ben odaya giderim. Hiç dayanamaz. Gelir. E o kadar merhametli. Hayvan besleyen, hayvan seven adam zaten merhametli, merhametli olur yani. Oradan belli yani. Peki sonra babayla karşılaştı, ne oldu? Babam bunu karşılaştıktan sonra onlar gittiler zaten. Babam biraz araştırma yapmış. Babam ona ilk geldiğinde bir şey söylemiyor. Çocuğu tanımıyor çünkü hani ilk gördüğü izlerime kadar. O da tabii o zaman çok mahcup. Söyle böyle sürekli böyle bir şeyler yapıyor. Konuşuyor falan yapıyor, konuşamıyor. Neyse bunlar gittikten sonra babam biraz araştırma yapmış. Bunun bir lakabı var. Eyvah abi, hiç söylemesin. Ondan sonra babam demiş ki kesinlikle yani seni evlatlıktan reddederim. Yine sana onu vermem dedi. Söyledi mi? Söylesene, bana söyle. Abi lakabım beni herkes olarak tanır ama bu şöyle bir durum var. Babam bir de benim hacı İlker Bey. Babam, annem yani sülalemiz hacıdır bizim. Lakabı? Neyse dedim o ara kapattım hani yumuşatırız falan filan diye. Yok yumuşamadı falan. En son dedim ki o zaman dedim baba dedim ben istiyorum, yapacak bir şey yok yani. Bu kaçmaya kadar gider herhalde dedim. Biraz abime yürüdüm, ne olur biraz hani gidelim falan filan dedi. İyi dedi, evlenirsen dedi ama dedi, bir şey olursa dedi sorumluluğu kesinlikle kabul etmiyorum dedi. Biraz lakabından dolayı çok sıkıntı. Baba ürkebilir. Neticede sen onun göz bebeğisin. Yani anne ve babaların evlatları üzerine böyle endişeleri olabiliyor. Doğaldır. Evet. Ama şimdi her şey geride kaldı. En sevdiği damadı şu an. Öyle de olur ya. Evet. Öyle de işte. En büyük bugün, bugünlerde toplumsal hayatımızdaki en büyük sıkıntı, evet, herkesin birbirine karışması. Evet. Kimsenin aklına ve fikrine ihtiyacı yok. Eğer fiilen seni rahatsız etmiyorsam, sana zarar vermiyorsam, canım ne isterse onu yapar. Ama bilinciniz kapanıyor. O nasıl olacak? Bunu sizin için söylemedim, yeri gelmişken. Yani. Daha çok da şey söyledim de eğlence programı tadını kaçırmayalım diyorum. Arabayı ne yapacaksınız Kübra? Gezeceğim inşallah. Nereye mesela? Yurt dışına çıkmak istiyorum. Nereye? Çok istiyorum. Gençliğimden beri Rusya'ya gidebilirim, İtalya'ya gidebilirim. Yani Londra'ya gidebilirim. Yani neresi olursa olsun. Ve uçağa binip yani hani onların kültürlerini, onların yediği yemekleri, ne bileyim ne yapıyorlar. İnşallah gezersiniz. Gezmek çok güzel. Yeni yeni yerler görmek çok güzel. İnşallah siz kazanırsınız. Ben sizi tutuyorum. Ve az önce Tuna'ya zerre kadar güvenmeyen Ayşegül'le beraberiz. Maalesef. Niçin güvenmiyorsun şu adama? Yo, çok güveniyorum aslında ama heyecanlıyız ya, belki yapamaz dedim. Heyecanla hani yemek düştü maalesef. Elin ayarı yoktur da pek fazla. İyi de 25 lere 3 lere. 3 lere. Evet. Senin iddianın 8 katından 25 falan... deseydim 26 diyecekti. 27, 28 öyle gidecekti keşke zaten. Keşke 3'ü ben deseydim. Ha, bak keşke. Tam 3 size yakışırmış. Evet, güzelmiş. İddiaları değiştirseymişiz. Yani. Peki kim başvurdu yarışmaya? Ben. Sen. Evet. Aradılar. Evet. Dediler ki... Hayırlı olsun, ben bir çığlık. Gerçekten mi? Vallahi çok... O kadar sevindim ki böyle nasıl bağırıyorum evin içinde. Deli gibi deli. Peki nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık? Bir gün abim geldi dedi ki Ayşegül sana iş buldum. 3 tane abim var bu arada, ortanca abim geldi. Dedi abi nerede dedim. Dedi ki işte dedi kız hani böyle ki, böyle sen, bir yer. Kız neresi? Aldık. Spor salonu. Abi. Eşim o zaman spor salonu işletiyordu. Ondan sonra dedim ben asla istemem. Çünkü orada projektörden böyle duvara yansıtılmış vücut geliştirme yarışmaları yapılan videolar. Biri benden eşit. Çok kötü vücutlu olan hani ufak, adamların biri yaş, videoları. Ya gidelim ne olacak falan dedi. Neyse gittik. Görüştük, Tuna karşıladı. İş görüşmemi Tuna ile yaptım. Kendisi patronum oluyordu bu arada. Sonra kocam oldu. Ondan sonra...
İşte gittik konuştuk, bilgilerimi verdim. Ben dedi sizi arayacağım dedi. Neyse eve döndüm, akşam oldu, yattık kalktık. Sabah 10, ben yatıyorum, telefon çaldı. Hemen bugün gelip başlayabilir misiniz dediler. Tamam dedim, başlarım, hemen gittim başladım. Ondan sonra o gün öyle bir başladı serüven. 3-3,5 ay boyunca biraz süründürdüm onu. Neden? Yani aslında hiç gönlüm yoktu başta. Yoktu, İstemem sonra, yan cebime koy. Sonra kaymaya başladı gönlüm. İşe de gönlün yok, çalışıyorsun. Sonra evet, eşe evet. de gönlün yok. Kocan oluyor, nasıl evet. oluyor? Ya ilgi alaka gösterdi. Çok fazla ilgilendi. Çay içelim, kahve içelim, hadi gel danışmada biraz oturalım falan. Sürekli böyle bir çağırmalar falan. Neyse çıktım, içiyoruz kahve falan. Pazar günü izinliyim. Ondan sonra arkadaşımın doğum günü var. Ondan sonra süslendim falan. Gideceğim doğum gününe ama benim o salona gitmem lazım. Spor salona gitmem lazım o gün. Ama neden gitmem lazım onun ben de farkında değilim. Ne demek o? Yani bir yok, eşyam kaldı. Bana kendini gösterecek. Anladın mı? Ona kendini göstereceğim. Ondan sonra neyse gittim dedi. Ayşegül sen izinli değil misin bugün? Dedim ki izinliyim ama dedim dolabımda bir şey var onu alacağım dedim. İçeri girdim 5 dakika. Külliyen yalan. Böyle öyle bir şey yok. Aptal aşık gibi bekledim içeride. Sonra çıktım ben dedim aldım eşyamı gidiyorum. Dedi nereye gidiyorsun çok şık olmuşsun. Dedim arkadaşım doğum günü var oraya gidiyorum. Ha tamam dedi. Gittim o günde işte doğum günü falan oldu derken miting var Kadıköy'de. Dediler ki hani otobüs şoförlerine sokuyoruz. Diyorlar ki otobüsler geç kalkacak yani. Hani geç evet, sefer olacak. Tamam. Kızlar of falan filan yapıyor. Ben de kızlara hava atıyorum diyorum ki siz kendinizi düşünün diyorum. Ben şimdi bir telefon açsam Tuna gelir beni alır diyorum. Derken o kızlara öyle hava atarken 10 saniye sonra Tuna beni aradı. Kalp kalbe karşıymış. Alo dedim işte açtım telefonu ne yapıyorsun dedi. Ne yapayım dedim Kadıköy'deyim falan. Dedi ki sen kupürü çok seviyorsun ya yiyelim beraber bugün dedi. Dedim ki ben daha yeni yedim. Teşekkür ederim dedim kapattım. Bir dakika bir dakika sen kumpir yemiş miydin yoksa sadece? Evet gerçekten yemiştim. Biz onunla daha önce konuşmuştuk hangi yemekleri seversin ne seversin falan diye yemiştim. Yeni yedim dedin mi kapattınız? Evet. Demedi ki çay içelim ne yapabilirim? Tamam canım kumpir yemek istemiş. Canım kumpir yemek isteyen adam niye çay içelim desin? Ama ben yedim o zaman sen çay içersin ben kumpir yerim deseydi. Sen de diyebilirdin ki ben kumpir yedim ama sana eşlik edebilirim. Aynen. İşte ay, o an biraz herhalde yani. Naza çektim kendimi. Ondan sonra bana işte onu söyle. O yine çağırmadım onu. Yine bekledim otobüsü. Otobüste gittik falan. Tabii abim bunlardan haberi yok. Abim bir şey soktu ama hiçbir şeyden haberi yok. Dedim ya 3 tane abim var. Küçük abim. En son babalar duyar bizde. Benim en son abim duydu. Yani inanamazsınız akşamları gelirdi beni almaya gidelim falan. Tuna derdi ki niye yürüyorsunuz ben sizi arabayla bırakayım patronum ya arabayla bırakacak. Dedi ki Allah bize ayak vermiş. Biz yürüyebiliriz dedi. İnanılmaz kıskanç. Buradan da onun selamlarım çok olsun. Bir... Ondan çok sonra... gıcıktı ama şu an o çok şekilde... seviyorum. Çok gıcıktı. Bir şeyler söylüyor. Ondan sonra dedi ki o Selçuk dedi görür dedi. Ben dedi seninle bir evleneyim. Eve almayacağım dedim ya. Eve almayacağım dedim. Ben evleneyim. Bu adamı evime sokmayacağım dedim. O kadar gıcık etti. O beni çok kıskandığı için böyle yapıyor falan dedi. Aşırı kıskanıyor. O şekilde. Sen de kıskanıyorsun ama Tuna'yı. Çok. Kampa gidebilir miyiz? Karavan kampına. Gideriz tabii. Sebep. İstemiyorum gidemez. Benimle kalsın. Hayır sana sormadım. Benimle gitsin kampa. Seninle de gitsin ayrıyetten. Hayır, ama biz de erkek erkeğe gidelim. Gidemez. Niye? Bilmem gidemez. Neden? Ondan ayrı kalamıyorum. Gibi bir yalan. Yalan olduğunu daha Kübra hemen söyledi yani. Ya bilmiyorum ya gidemez herhalde. Biz hiç ayrı kalmadık. Aynen kendim. Yalan. Hiç ayrı kalmadık. Bu da sağlıklı bir şey değil. Neden? Eğer... kampa giderse 2-3 günlüğüne ya da başka bir yere giderse seni özler. Özlemek de ayrılmak da ayrı kalmak da aşka ve sevdaya dair. Ya tam tersi olur Seyker Bey. Ben bu yüzden korkuyorum. Ne o? Ben hani benden uzak kalmasını istemiyorum. Ya kıskançlık falan da değil. Tam kıskancım ama alışırsa. Bir de öyle bir şey var. Onu hiç düşünmüyorsunuz ama. Alışırsa mı? Evet ya alışırsa. Ya evcil hayvan mı bu bir şeye alışsın? Yani şimdi muhtaç olmuyor bir süre. Şimdi muhtaç. Versem yiyor, vermesem kedi gibi bulduğunu yiyor. Kesinlikle sana muhtaç değil. Sen öyle zannediyorsun. Biz 11 yıldır beraberiz. 11 yıldır çocuklar olana dek hep beraber çalıştık.
Hani evde, işte hep beraber. Hiç ayrılmadık. Oo, seninki çekilmez ya Tuna. Yine de özlüyoruz birbirimizi. Sabah nasıl akşam olacak? Hep yan yanız. Hadi ne yapalım? Öyle bir başladık, öyle gidiyoruz. Evet, ne anlatmak istiyordun Kübra? Ya şöyle bir şey, anlatınca daha iyi anlayacaksınız. Balayına gittik, yeni evliyiz o zaman. Normal. Balayında. Balayında yeni evli olmanız enteresan. Ondan sonra işte beni hani çok eğleneceğiz falan. Benim boyum kısa olduğu için normal havuza giremiyorum. Benim boyum aşıyor. Beni çocuk havuzuna bırakıyor. Sen burada oyna diyor. Kendisi gidiyor normal havuza. Neyse ben buna güveniyorum ya. O zaman hiç böyle şeyler düşünmüyorum tabii. Ben sizin düşündüğünüz gibi düşünüyorum. Saf düşünceler. Sen burada oyna diyor. Ben de erkeklerle orada oynuyorum. Birkaç Türk buldum. Genelde hep yabancı olduk. İşte tamam ben oynarım hayatım güvenli bir şekilde. Bir gün çok sıkıldım. Bayağı bir buruşmuşum havuzun içinde. Bir gideyim bakıyorum ne yapayım dedim. Ne yapıyor dedim. Bir tane böyle Rus bir kız bulmuş. Birazcık da kalıplı. Bir kelime de öğrenmiş o. Davay, davay diyor. Sadece onu biliyor. Gel, bu ortasını almışlar kızlar. Sürekli davay 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 bütün herkese şey yapıyor. Ben de çocuk havuzundayım, bunu bekliyorum. Abi misafirperverliğimizi gösteriyoruz. Evet. Akşam da beni ayağımda sallayıp uyutup gece 1'e kadar, yani biz romantizm yapıyoruz sanıyoruz balayında. Beni uyutup, ben dayanamıyorum, ayağımda sallaya sallaya uyutuyor beni. Akşamleyin de aşağı iniyormuş, onu da sonradan yakalım. Aa. Havuzun kenarına iniyormuş çok, yine. Çok çok ne kadar ayıp. Ayağımda uyutup hep çocuk havuzuna bırakıyor insan karısını balayında. Ay ay. Ne yapacaksınız arabaya Ayşegül? Önce biraz bineceğim. Çocuklarımla gezeceğim. Kaç tane çocuğunuz var? İki tane. Allah bağışlasın. Sağ olun. Amin. Ondan sonra işte biraz satıp biraz borç kapatacağız. Hadi inşallah. İnşallah. Bakalım. İnşallah siz kazanırsınız. İnşallah. Ben sizi tutuyorum. Sizde çocuk var mı? İki tane. Evet. Allah bağışlasın. Evet. Bir tane Defne'miz var. Allah İki bağışlasın. İki yaşında. Allah bağışlasın hepimizinkileri. Amin. Şimdi iddia zamanı. Eşiniz 90 saniye içerisinde kaç adet saplar? Hay Allah. Yine mi ya? Yine mi? O gün beyler vakitlerini saplayarak geçirdiler. Oyun gelsin. Efendim Nazlı. Eğer bunu da yapamasa Beşiktaş'ın hatırına yapsın artık. Doğru. Kendisi Beşiktaşlı, telefonda sürekli oynuyor. Şimdi göreceğiz onu. Aynı şey. Ha telefonda oynamışsın, ha bu topu evet. Atıp oraya saplamış. Bizimki halı sahada oynuyor. Eğer yapamasa bakalım, o Beşiktaş'tan her yerden çıkartırım onu. Bitti. Bitti. Hayatının sonu olur. Değil. Oyun çok basit. Değil. Aman bu topa yok. Ayağıyla vurarak şu kaleye doğru atacak ve çivilere saplamaya çalışır. Saplayamadınız. Efendim? Olası inik ya ondan. Ha. Allah da beni ne yapmasın. İlk iddiayı Kübra'dan alacağım. Burada bu oyundaki rekor 15. Çok zor. 8 diyeyim ben Hikam Bey ya. 8 de var. 8 dedi Ayşegül. 9. 11. 11 geldi Nazlı. 7. 7 gel. Bari bir desene mesela. Aman bana ne. 15 değil mi Hikam Bey? Yazıyorum. Evet efendim. Kübra. 90 saniye 12. Değil mi? Ayşegül. 60 saniye. 10. 10 geldi. Nazlı'dan. Nazlı kimseyi geçmediğin halde niçin sürekli arttırıyorsun? İlk abi siz bir hesap yapıyordunuz ya, onu yapabilir misiniz? 14. Şöyle olursa böyle olur falan diye. 15. 15 geldi Nazlı'dan rekor. Oynaydın. Biz var ya, karambola yiyoruz ha. Zahmet attım.
16 diyecek olan var mı aranızda? Atsın artık. Oyunu satıyorum. Satıyorum. Arttır. Sat. 15. Ona 15 ona, var 16. Zaten. 16 diyeceksin. 16 geldi Kübra'dan. Oyunu satıyorum. Bir dakika, satıyorum. Bir sat. Satmayın. Ya Gabi satıyordunuz. Canım istemiyor şu an. Ya. 17 mi diyebilirim ben? Evet. 18 de diyebilirsin, 19 da. 20 de. 20 de diyebilirsin, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 17 geldi. Oyunu satıyorum. Satıyorum. Sattım. Atlarsın, atlarsın, yaparsın aşkım. Yine ilk Tuna ile yarışıyoruz. Çünkü Ayşegül sürekli en düşük iddiayı söylüyor. Ya bu. Bu sizde bir gelenek artık. Ama şu anda 18 denmeyebilirdi. Ona evet, bir söyleyecek evet, bir şeyim yok. Risk. Tuna hazır mısın? Işte hazırım. Oynuyor musun futbol? Yani. Biraz. Çok değil, biraz. Spor salonu işletiyorsun. Aynen. Ama dolayısıyla senin fiziğin, eskiden, performansın her şey yerinde. Çok şükür, sıkıntı yok. Süper. İlk top bende mi? Yoksa? Koyabilirsin çizginin gerisine. Tuna. Sepetleri istediğin gibi Tuna ayarlayabilirsin. Kendine çektirebilirsin. Hızlı at. Hızlı at. Tamam mı? Tamam mı? Bir tanesi olsun. Çok çok rica ediyorum. Geçme. Geçme. Geçme Tuna. Saymayız. Aynen. Yazık olur. Tamam. Hep beraber. Beş. Aşkım ne olursun bak bu sefer bize. Bu sefer bize. Hadi bir tane. Aşkım yavaş çok o kadar hızlı değil. Tamam bu bu. Aşkım ortaya değil. İddia 13. Sakin ol. Hadi Tuna. Harikasın. Aşkım sakin ol. İddia 13. Kaç saniye var? 20 saniye geride kaldı. Tam 15 saniye yok. Kaç saniye var? 67. Sen devam etsene. Sen mi vurayım? Sen devam et. Ben sana söyleyeceğim. Sen at. Sen at. Sen at. Sen at. Çabuk ol. Sakin ol, sakin ol. Sakin ol aşkım, sakin ol. Sakin ol bir tane. Sinenin yarısı doldu. Durmuyor. Kaç saniye var? Aşkım devam et sen kız. Ben sana söyleyeceğim. Devam et. Yaptın onu bırak. Sen devam et. Dur öbürü düşürme. Çabuk ol. Hadi. Sakin devam. Aşkım sakin devam. Aşkım yukarıdan at. Devam. 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 Aşkım ah, devam. Dur. Ya olmadı ya. Kaç saniye var? Devam et! Yaptın onu bırak! Sen devam et! Aşkım tamam! Tuna'nın yaptığı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Ne oluyor? Bir sayın bakayım. 1, 2, 3, 4, 5... 12. Sadece bir topla. Evet. Sonra neden çıkmıyorsun? Sen yapacaksın, yani... tamam. Tamam, sen yapacaksın. Yani... Dördüncü oyunda iş evet, sana kaldı Ayşegül. Evet. Yapacağım. Yapmak zorundasın. Ve iki yapacağım, tekerlik bir oyun. Başka yani, şansın yok. 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 Ayşegül sen ve Tuna. İda 14, Funda Emre. Aslansın, kaplansın, yaparsın aşkım. Çok güzel bir iddia verdim. Senden daha büyük iddia verenler de var. Evet. Ama iddiayı tutturmak önemli. Ve tekerlek sahibi olanlar. Evet. Evet. Defne için yapmalısın. Yapacağım aşkım. O oynadığın halı sahalar. Ben görmek istiyorum. Haftada kaç gün halı sahaya gidiyorsun?
Bir senedir gitmiyorum şu an. Yok, sıkıntı yok. Haftada bir gün gidiyordu. Halı sahada da iyiyim. Buyurun. Bakalım. Yaparsın aşkım. Hep beraber. 5, 4, 3, 2, 1. Hadi aşkım, hadi. Daha hızlı, hadi. Hadi, evet, evet, çok güzel. Emre. 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 Çok güzel aşkım, çok güzel. Yaparsın, bravo. Harika, bravo. Hadi biraz daha sert vur. Biraz daha sert vur. Aşkım süper, süper, süper. Biraz daha. Biraz daha sert vur. Biraz daha. Ya, yukarıya at, yukarıya at biraz. Girmiyor, girmiyor. Hadi, 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 hadi. Aşkım süper. Süper. Aşkım hadi, hadi, hadi. Süper, süper. Aşkım süpersin. Aşkım son 30 saniye. Süper, süper, devam et. Son 20. Aşkım son 20. Hızlı. Sağ tarafa at. Lütfen. Hadi aşkım. Hadi. Yaparsın, yaparsın. Hadi. Oh, oh aşkım lütfen. Daha hızlı. Lütfen. Aşkım lütfen. At, at, at. Hadi. Bir tane daha. Aşkım. İnşallah olmuştur ya. İnşallah. Evet çok güzel. Emre. Yaparsın. Bravo. Biraz daha. Ya, yukarıya at. Yukarıya at biraz. Girmiyor. Girmiyor. Sen. Hadi aşkım. Bir tane daha. Önemli. İddia 14. Efendim, buyurun bir sayalım hep beraber. 1, 2, 3, 4, 5. Hadi aşkım, hadi inşallah. 11. Ay lütfen. 13. Bir tane lütfen. Lütfen. Kaleye bakın. Ya 10. Bir tane mi? 3. Bir tane. 14. İddia 14. Emre'nin yaptığı 13. Aşkım yapma ya. Bir tane ya. Sadece bir tane ya. Aşkım girmedi, ne yapayım? Toplar biraz sertliğini aşkım bulamadım. Bir de diyorsun ki 14 az dedin, az dedin. Zormuş. 3 oyun geride kaldı ve henüz bir oyun kazanamadınız. İşiniz sadece sana kaldı Funda. Hadi bakalım. Sıradaki iddia yapacağım. 16. Kübra Mustafa. Aslansın, kaplansın, yaparsın aşkım. Baştan söylüyorum. Ben bu yarışmaya tamamıyla eğlenmek için geldim. Lütfen oradan yırtınma. Abi öyle. Dikkatin dağılsak dağılıyor. Eğlenmek senin hakkınsa kazanman için yırtınmak da onun hakkı. Eğlenmek için geldiyseniz Luna Park'a gidin. Gidelim ama beraber. İddia 16. Eğer ki yaparsanız bu oyun sizin olursa kesin olarak finaldesiniz. Hazır mısınız? Hazırız. Hep beraber 5. Aşkım, Allah aşkına. Dikkatin oraya ver, heyecanlanma. Çok iyi. Hadi bebeğim. Çok hadi iyi. Bebeğim. Hadi yaparsın bir tanem. Aşkım yaparsın. Aşkım önde boş yerler var. Gözünü yağlayayım. Tamam. Gözünü yağlayayım. Mustafa. Aşkım 70 saniye aşkım. Yukarı doğru at biraz. Aşkım gözünü yağlayayım. Gözünü yağlayayım aşkım. Lütfen be.
bebeğim lütfen. Bebeğim lütfen tepeden. Hadi aşkım, hadi aşkım. Lütfen beni dinleme. Bunlardan al, bunlardan al. Çabuk aşkım, çabuk aşkım. 50 kaldı, 50 aşkım çabuk. Çabuk bebeğim 50 kaldı. Çabuk bebeğim, hızlı hızlı tepeler at. Tepeler at aşkım, tepeler at. Aşkım tepeler at. Aşkım çabuk ol biraz. Aşkım 40 kaldı, gözünü seveyim. 40 kaldı Mustafa. Mustafa 40 saniye kaldı hadi. Mustafa 40 saniye kaldı. Mustafa 40 saniye kaldı lütfen. Mustafa lütfen 30. 30 saniyede yaparsın Mustafa. Hadi az kaldı bebeğim hızlan. Hızlan. Hızlan Mustafa hızlan. 20. 20 kaldı hadi. 20, 26, 25, 24, 23 yapabildiğin kadar. 22. At at. Gidiyorsun. Gidiyorsun Mustafa yap. Yap hadi hadi boş ver bırak yapabildiğin kadar. 16. 15, 14, 13, 12. Kübra gel beraber sayalım. Çok zorlanacağız sayarken. 3, 5, 7, 9. 7. İda 16 Mustafa'nın yaptığı. Nasıl 7 ya? İnanamıyorum. 7. Ben yıllar var topu ayakta. 13, 12 ve 7. Yani. Kaleyi bulan şutlar arasında saplananlar bu kadar. İlk üç top dışarı çıktı. Evet. Çok iyi. Hadi bebeğim. Çok hadi iyi. Bebeğim. Hadi yaparsın bir tane. Aşkım yaparsın. Aşkım önde boş yerler var. Gözünün yağını yiyin. Gözünün yağını yiyin. Yukarı doğru at biraz. Aşkım gözünün yağını yiyin. Ama İlker Bey, yıllarla ben topa ayak vurmuyorum. Anahtarını almak zorundayım Kübra. Koş. Bay bay. Ben nereye geliyorsun acaba? En büyük iddia 17 Nazlı Nazım. Aslansın, kaplansın, yaparsın aşkım. Tekrar finalist olma şansı elinize geçti. Evet. Ve tekrar bir isabet oyunu. Evet. Futbolla aran iyi mi? İyi. Oynuyor musun? Yo, oynamıyorum ama severim ben futbolu. Telefonda oyuncu. Ya oynuyordum, zamanında oynuyordum da şu aralar gitmiyorum yani. Ama bunu da asılacağım, bayağı bir asılacağım toptan dolayı. Ayaklı olduğu için bunu asılacağım. Asılacağım bunu. İnşallah. Nazım, bu bölge, burayı doldurursam o bölgeyi doldur. Tamam. Ne olur, tamam mı? Konya finale mi gidiyor? Arabaya 42 mi yazacağız? Hep beraber 5, 4, 3, 2, 1. Hızlan. Hızlan. Ha. Nazım yukarıdan at. Evet. Yukarıdan. Nazım adama dek getirme. İyi gidiyorsun. Hadi. Aynen. Hadi. Hızlı at, hızlı. Zaten bir böyle tırta bağlıyorsun ya. Peş peşe 5 saniye boşa atıyorsun. Çabuk şey, topu aktarabiliyor musun? Topu aktarabiliyor musun?
Kızlar! Evet! Hızlı! Hadi Nazım! Süre, süre var, devam! Devam, hadi. Devam, devam! Asıl Nazım, hadi Nazım! Adama denk getirme Nazım! Evet, hadi Nazım, hadi! Yaparsın, hadi Nazım, yaparsın! Hadi! Hadi! Bir, iki, üç, dört, beş. On iki, on üç, on dört, on beş. On beş. Tam rekor olmuş. Finalde kadar yaptı. On beş. Keşke. On beşte kalacaktı. Ayrıca patladıktan, takıldıktan sonra sekip düşenler var. Üç ya da dört tane. Of, Allah. Dört tane öyle var. Şu sonuncuyu da saymıyoruz çünkü çizgiyi geçip atmıştın. Aslında 14. Eğer o 4 olsaydı 18 olacaktı. Ve finalist olacaktınız. Şu anda 4. oyunda Kızılca kıyamet kopar. Çünkü herkesin 4. oyuna ihtiyacı var. 3 oyun geçti. 15 değil. Herhangi birisi finali garantileyemedi. Bu kadar basit oyunlarda. Doğru mu? Daha ne oynamamız gerektiğini bilmiyorum. Nazlı ve Nazım. Dördüncü oyunla devam ediyor. Hadi 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 yaparsın aşkım. Buz gibi teker gitti, anahtar bende kaldı. Allah. Ne a, bu kötü bir şey mi? Biraz da bende kalsın. Allah Allah. Hemen a. Emre, Funda'dan en büyük şikayetin ne? Beni çok takip etmesi. Takip ediyor. Neden? Bilmiyorum. Belki güvenmiyor olabilir mi? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Hayatını kısıtlıyor mu? Çok. Sıkılıyor musun? Yok. Çok diyor. Evet. Güzel. Hızlı sordum ama şaşırmadım. Sıkılmıyor. Yok. Elinde sihirli bir değnek olsa Funda'nın hangi huyunu değiştirmek istersin? Böyle iyi ya. Hiç gerek yok o sihirli. Çalışarak gelmişsin Emre. İlker Bey, çok seviyorum onu. Gerçekten çok sevinci oluyor bence de. Yok, ben hep böyle. Eve dönüş hesaplıyor şu anda. Çok seven, çok kıskanan çok oluyor bence. En güzel huyu ne? Yani en güzel huyu şöyle. Gece 3'te de olsa, karnım acıkmış olsa yani yataktan kalkıp hiç erinmeden bana sofra hazırlaması. Çok seviyorum o huyunu. Ne güzel. Hiç aç bırakmıyorum. Hiç. Ama böyle. Peki kampa bizimle o zaman gelemezsin. Abi gelirim. Nasıl gelirim? Gelemezsin. Şöyle gelirim. Gelemezsin. Gelirim abi. Gelemezsin. Abi iddiasına girmeyeyim, gelirim. Emre gelemez. Gelirim abi. Gelemez. Kız Funda gidebilir mi? Bilmiyorum. Nasıl telefonu gelirsin? Bile kapatır gelirim abi. Efendim? Kıyamam galiba. O kadar galiba tekniğimiz var abi. Kapıyı çarpar, gelirim. 3 gün sonra da kedi gibi girerim. Mecbur. Ondan sonrası bende. Sıkıntılı günlerde Funda'nın gönlünü nasıl alırsın? Kapıya eşek bırakır. Sıkıntılı günlerde yani. Kapıya eşek koymak mı? Eşek, o eşek, bu eşek. Yani eşek. Nasıl yani?
bir benzin istasyonundan gece 3'te mi ne bir eşek aldım büyük. Hala evde. Oyuncak. Gözleri yeşil. Benim gibi. Üzerine not yazdım. Ben eşeklik ettim falan filan. Kapının önüne koydum. Sabah 6-6.30 gibi de çıkıyor evden. Üniversiteye gidiyor. Tabii ilk çıkacağını bunun biliyorum ben. Kayınpeder çıkmaz mı? İlk çıktı kayınpeder. Eşeği o görüyor. Diyor ki Allah Allah herhalde iş ortağım bıraktı. Çünkü geçen bana bir eşeklik etti herhalde benden özür. Yani böyle bir şeyimiz oldu. Küçük bir anımız oldu. Yani mutluyuz. Kayınpederle aramız da iyi. Şu an damat olarak iki tane var zaten. Seviyor beni. Ne güzel. Sıkıntı yok. Ne güzel. Nazım. Buyur. Nasıl oldu bu şey dünürbaşı kaç mahalle gezdi? Bu çok uzun zamandan... Mahalle fazla gezmedi. 2-3 zaten sokak bizim sokak burada. Diğer sokak burada. 2 sokak. 3 sokak sonra zaten hemen bulundum. 3. kapıda bulmuşlar abi. 3. kapıda? Yani yok 3. kapı dediğim değil. 2-3 sokak sonra hemen bulundu. Ne kadar süre bu arama çalışmaları? Şimdi, kaçıncı gününde sonuç verdi? Şimdi bu mahalle dolaşmadan önce biz tanıdık vasıtasıyla gittik geldik. Oraya gittik olmadı, oraya gittik olmadı. Haber saldınız. Yok, 1,5 sene böyle gitti. Gittik geldik, şey verdik geldik. Ondan önce de isteme, kendim okurken ilahiyatta tanışmak istedim olmadı. Farklı işe yapmak istedim olmadı. Biz ondan şeye yöneldik, görücü üstüne yöneldik. 1,5 sene işte böyle gittik geldik, tanıdık bazı, tanıdık da kalmadı. Ondan sonra limon... Tüketti. Bütün kaynaklar tüketildi. Kaynaklar tüketildi, 1,5 sene geldi. Ve anacığına, dünürbaşı kendini sokaklara attı. Evet. Kapı gelin aradı. Kapı gelin aradı. Sonra... Biz yormuşlardır herhalde, o tarafını bilmiyorum. Su istemişler. Kızınız var mı yok mu? Ondan sonra işte tanışma faslımız. Sonra sana haber geldi. Dediler ki bir kız bulduk. Evet. Ben de beğendim yani duruşu tarzıyla. Hani normal hoşlanma değil. Bu aşk meselesi. Yani kalpten geldi benim o anki durumda. Ben onda evet dedim hemen. Sonra bir sevinç kapladı. Ondan sonra haber yollandı. Olur mu? Oldu. Erkek tarafı, kız tarafı olur mu? Olur. Eve koşarak söz keselim. Toplamış. Tarihi verdiler. Söz kesildi. Ondan sonra hazırlıklar başladı. Abi çok hızlı ama. Paket program ya. Aynen hepsi içinde. Hızlandırılmış İngilizce gibi. Tarihi de unutmam. Nazlı 27 Aralık 27 Ocak. Evet bir ay içinde oldu her şey. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Çok böyle çok şey değil mi böyle pürüzsüz, tertemiz, engelsiz. Şu çorap işine. Ya takındım var yani. Sağ tarafa takındım var. Sağ en güzelleri, en iyileri, en şeyleri. Çorap aynı renk. Aynı moda. Yani iki çorabın mesela, var yani. Bir çift, çift çorabın var, iki tek var. Koyuyorsun güzel olan sağ. Koyuyorum. Uzun olanı sağa, kısa olanı sola giyiyorum. Elimden gelse benim eğri tarafımı sayı olacak mesela. 13, 14 oldu ama sinir oldum. 15 yaparım. Yani tek sayılara takındım var biraz da. Çift sayılar. Mesela pantolonu aldın. Baktın diğer paçası daha iyi. Ters giyiyorsun yok, ki sağ. Yok öyle değil. Mesela iki tane oldu. Üçüncüsünü de alayım mesela. Bir şey çift sayıda olsun istemiyorsun. İstemiyorum. Peki yerken içerken de mi öyle? Ne bileyim iki köfte olursa evet. Üçüncüyü de yemem lazım. Evet, evet. Aynen aynen aynısı. Enteresan. Yanlışlıkla dördü koysan beş olacak. Beş, aynı evet. Aynı. Gidecek. Tek sayılara bir şey var. Yiyeceklerinde de aynı. Tek evet. Takıntım var. Anladım. Allah yardımcın olsun. Evet. Duyduk, duyduk hemen geldik. Allah bana da sabır versin. Mesela bir de bir takıntım daha var. Mesela kapıyı kapattım mı kapatmadım mı bir daha bakar gelirim. Lambayı kapattın mı, kapatmadın mı? Bana bende ne çok bir şey yedim. Evet, bende ben de var. Ben kapıyı işitledim mi der, dönerim kapıyı peki bir şey soracağım. Bu kadar hızlı sürede evlendiniz ve arada neredeyse hiç görüşmediniz. Görüşmediniz yani, görüştünüz ama... Görüşmedik bir ay işte sözlüyken birbirimizi tanıdık, gezdik mesela. Tamam, o süre birbirinizi tanımaya yetti mi? Ben de onu diyecektim. Ya şimdi İlker Bey, bir insanın kalbine düştüyse... Ben öyle inanıyorum yani, bilmiyorum başkası inanıyor mu. Nasip... Nasipten öte yolu yok. Benim nasibim olduğunu düşünüyorum. Yani 1,5 sene gezdikten sonra buldum eşimi. Ben öyle inanıyorum. Nasibim o sene, o dakika, o saniyede orada olacakmış. Bağlanmış. Hani sevda diye geldiyse bakma gitme olaylarında mesela insanın mesela hoşlanması olur. Bu kız güzel dersin veya içi güzel dersen amin. Ama burada kalbimden geldi, içimden geldi. Kalbim sesiyle dinledim. Ay, teşekkür ederim. Ne güzel anlatıyorsun. Helal olsun. Vallahi helal olsun.
Mustafa. Efendim. Nedir bu kuşçuluk? Hastalık. Ne zaman başladı? 6,5 yaşımdan beri besliyorum. 6,5 yaşından beri güvercin besliyorsun? Okula bile güvercinle gidiyorum. Çantamın içine koyuyordum. Allah rahmet eylesin bir tane hastalık hocam vardı. Hastalık ya, hastalık gerçekten. Derste kuş uçuruyordum. O derece. Abartmıyorum. Peki aldın kuşları, kaldırdın, uçuruyorsun. Evet. Ne yapıyorsun? Zevk yapıyorum abi. İzlemek o zevk güzel anlatılmaz. Abi. Az bir şey ilgileniyorsanız ne demek istediğimi gayet iyi anlıyorsunuz. Yani çok güvercin besleyen misafirim oldu, yarışmacım oldu ama bana hiç nasip olmadı hani güvercinse. Bir kere internetten bu şöyle, güvercin taklasını falan gördüm. Şöyle olağanüstü. Söyleyeyim. Şimdi kanaryanın ötüşü, siz kanarya besliyormuşsunuz arkada dinlediğime göre. Kanaryanın ötüşü sizi ne kadar rahatlatıyorsa havadaki güvercinin taklası beni o kadar rahatlatıyor. Öyle söyleyeyim. Takladı ya. Vay arkadaş. Benim bildiğim tek bir şey var. Uçuyor. Mamasının şey ne o yemini ekliyorsun. Ondan sonra suyunu ekliyorsun. Kafesin altındaki şeyi de gazeteyi peçeteyi kaldırıp yenisini koyuyorsun. Abi, benim kuşçulukla anladığım bu kadar. Muhabbet kuşları küçük kuşlar için onlar. Öyle doğru. Doğru. Mesela yaralarını bandını şeylerin kanatlarını sarıyorlar. Arkadaş bilir. İyileştiriyorlar. Peki. Kübra'dan en büyük şikayetin ne? Abi çok kıskanç. Nefes alamıyorum. Öyle böyle değil ama. Çok şikayetçiyim abi. Ciddiyim çok şikayetçiyim ya. Kendimi parçalayacağım. Ne istiyorsun ondan? Abi ben biraz daha böyle bana güvenmesini istiyorum ya. Bir kere beni ayağında uyutuyordu bayanların ama. Genelinde var. Niye uyutuyormuş beni ayağında? Ben sana güveniyorum. Çeviriyor ama abi. Dışarıya güvenmiyorum. Böyle bir şey yok bir abi. Yine bir de bir şey var daha var. Biz onlara güveniyoruz. Onları biz kıskandığımız zaman niye var, ne gerek var kıskanıyorsunuz diyorlar. Ama bizim dediğimiz gibi bizim peşimizi bırakmıyorlar kıskançlıklarından. Tuna sende de var mı aynı sorun? Aynen maalesef. Ne yapacağız maalesef. Erkeklerin genelinde var abi. Tuna ne yapacağız böyle? Vallahi abi bu konuyla ilgili vallahi var mı bir problemi? Şey ne yapacağız abi böyle? Çözüm şu ana kadar kimse onun çözümünü evet, bulamadı sanırım. Kararmış mı? Çekeceğiz. Hayatın mı karardı? Biraz öyle. Yani Funda senin hayatını mı kararttı? Kıskançlık olarak evet. Hayatı az önce sıkılmıyordu. Teknik olarak kardeşim. Az önce mutluydu, seviyordu. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Ama her şeye rağmen candır ya. Kıskansa da. Ya elbette. Buradaki hikaye kimsenin eşiyle, karısıyla, tabii, sevgilisiyle arasındaki sevgiyi, sevdayı sorgulamak değil. Evet. Bize düşmez. O ölçülebilir bir şey değil. Değil kesinlikle. Ama kıskançlık ve hayatı kısıtlamak ölçülebilir bir şey. Evet. Erkeklerin erkek arkadaşlarıyla zaman geçirme ihtiyacı var. Milletin köyü kesinlikle var. Bizde köy yok. Aynen. İnsanlar gidiyor ya, gönderiyor 10 gün, 1 hafta, 3 gün, 5 gün. Bende öyle bir şey de yok. Bir gün Yalova'ya git diyorum, gitmiyor yani. Bırakmıyor. İlker Bey. Neler yapacağım diyorsun? Hanımlar lütfen bir şey sormayın. Erkek erkeği biraz dertleşiyoruz. Allah Allah. Siz öne geldiğinizde yeterince anlattınız. Şu üç erkekten, yani şu üç bayandan, şu üç erkek akşam 9'da gidip sabaha karşı 5-6'da hangisi izin verir gelsin? Her gün haftanın 3-4 günü. Vermem asla. Kimse vermez. Akşam 9'da kilidini gider. Değiştiririm. Çok kötü şeyler geliyor herhalde. Sıra bizde, sıra erkek erkeğe konuşmakta. Aa. Peki Tuna bunu nasıl çözeriz? Bunu nasıl çözeriz? Evet abi işte, can kulağıyla dedim. Yani. Hanımlara bunu ikna edebilir miyiz? İfade edebilir miyiz? Edemeyiz. Edemeyiz. O zaman çözüm yok demek. Çözüm yok maalesef. Çekeceğiz. Başka çare bir şey yok. Peki senin de nesiyeli bir değnek olsa Ayşegül'ün hangi huyunu değiştirir? Kesinlikle kıskançlığı. Kesinlikle kıskançlık. Mustafa sen de kıskançtın. Doğru mu? Tuna sen sanki kıskanç değilsin. Konuşma oradan. Kıskançlık ve kendi yaptığı suçu da bana yüklemesi. Bütün şikayetler standart. Paket karışmış. Daima yani. Erkekler suçlu. Ben değiştirmiyorum abi. Söylemiştim. Efendim? Ben değiştirmiyorum. Hiçbir şeyini huyunu değiştirmiyorum. Ama şu var. Ama şikayet etmedim. Ama biraz önce şikayet etmedim mi çok kıskanç diye? Başka. Geçinmenin yolu başka yok abi. Peki geçinmenin bu yolunda niçin kadınlar haklısın demiyor? Madem geçinmenin, kadınlar geçinmek mi istemiyor? Geçinmek istemiyor değil. Şimdi ben bir yerde bir skeç seyretmiştim. İsmini vermek istemiyorum. Söyle ya.
kadınların günde ortalama 5000 kelime konuşma hazinesi varmış. Onun 3000 lirasını, yani 3000'ini dinlemek adam lazım. Adam liralarla bozmuş kafayı. Paraya dönüyorsun lan sen bak. Paraya dönsün, sıkıntı yok. Keşke abi onda kuşta para, konuşmada para. Evet. Ticaretini yapmıyor. Evet, yani onu dinleyeceksin abi. Yani konuşsun. Dinliyor musun? Bazen dinlemiyorum çünkü evde bulamıyor beni. Sıkıntı orada. Abi dinlemek gerekiyor, dinlemeyince kaybediyoruz. Dinlemeyince birikiyor, biriktiği zaman da patlıyor. Ben biliyorum. O yüzden dinlemek sıkıntı lazım. Sıkıntı orada yani. Bazen dinlemek ama dinlerken gerekiyor. De erkekliğine yüzdürüyor işte. Böyle bir şey var, arada bir de şey var, orayı bulamıyoruz işte. Dinlesek o denge yok, evet. Dinlemiyorum diyor, isterse dinlemesin. Yalan söylüyor şu an. Dinlemesek sıkıntı yaşıyor. Başa dinler yani. Yani. Sirker Bey, ben yani şirketin bana verdiği pikniği yarıda bıraktım geldim eşimle. Eşim o anda kadınlarla kendi aralarında... Hani gönderiyordun kız her yere sen? Çağırdı, beni gördü, mutlu oldu. Orada yanında ama o zamanlar ilk evliydiğimizde yani. Daha yeniydi. Aldı yani. Az önce hiç öyle bir şey söylemedin. Nazlı her yere gönderirim diyordu. Şirket yani, pikniğinden getirdim. Bu ilk evlendiğimiz sıralarda. Şimdi cicim öyle demiyor yani. Ama ilk evlendiğimiz sıralarda öyleydi. Peki, şimdi de size kritik bir soru sormak istiyorum. Bunu size soracağımı söylemiştim. Sizler de eşlerinize kız arkadaşlarıyla, arkadaşlarıyla akşam dışarıya çıkma, bir yerlerde eğlenme konusunda engel çıkartır mısın? Çıkarmam. Çıkartırım. Çıkartırız diyenler parmak kaldırsın. Mustafa, seni gebertirim. Bunlar erkek. Efendim? Bunlar erkek. Emre çok iyi ya. Bunlar erkek. Abi şimdi bunun bir de dönüşü var. Demek ki sıkıntı çıkartırsınız. Olan saçlığım yani engel ben olacağım. Kapı kilitlerim. O zaman sevgili Nazım ve sevgili Tuna. O zaman siz de dizinizi kırıp... Evde oturun. Oturacaksınız. Çekler sizi. Çıkartırım mı dedi ya? Ne oldu? Ne oldu? Benim çıkartırım. Bu kadar kadının arasında abi. Ne yapıyorsun? Yalnızlar değil mi? Abi bunlar... Karavan kampı mı? Bunlar Tuna, bak burada karavan kampı. Teşekkür ederim. İlker Bey, hadi buraya giderek yapıyorlar zaten. Bizim olmadığımız zaman zaten kınaya giderek yapıyorlar yani. Gün zaten eksiklerini kına, tamamlıyor. Hayır, kına bir arkadaşın bir organizasyonu. Ona sen de düğüne gidiyorsun. O beni bak dinle. Dinle. Benim söylediğim tamamen sadece eğlenme maksatlı dışarıya çıkabilmek. Nereye gidiyorsun bu akşam? Kızlarla buluşacağız. Akşam bir yemek yiyeceğiz. Oradan da dansa gideceğiz. Hayatta izin vermez. Sanmam ben de izin vereceğini. Hiç sanmam. Emre gitsin diyor. Eğlensin abi. Nazım sen? Gitmesin İlker Bey çünkü ortalıkta çok öyle yani. Gönlüm yok yani. Tamam da o da kocaman bir hanımefendi artık yani. Çocuk büyütüyor iki tane, kendini koruyamaz mı? Kaldı ki ilk şeyde çat seni arar, anında oradasındır. Diyor aramaya bırakmam, kendim hallederim. Ayrıca. Mustafa sen? Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Bütün mekanı tanıyacağım için. Olabilir, bu da bir tedbir. Ne yapacakmış? Yalan söylüyor. Çünkü ben de gidemiyorum. Şu an bildiğin bir yalan söylüyor. Şey hayatta göndermez. Sen gidebilirsin, orada gidebilir misin? Hayatta göndermiyor. Çok zor İlker. Çok zor yani. Beraber gideriz. Biraz önce İlker ve biraz ben önce de... giderim diye bağırıyordu ya. Vitesi çıkartır mısınız? senin sonun Tuna ve senin Ayşegül, siz... El elde baş başta beraber ha evde tatilde aynen. Karavan kampına da beraber gidersiniz. Ben eve gidelim de ben. İnşallah bir ömür boyu mutlu olursunuz. Amin. Hepiniz. İnşallah. Amin. Amin. Sağlıkla, evlatlarınızla. Kadın erkek arasındaki bu anlaşılamayan alanların sonu yok. Yok. Bence de. Gerçekten yok. Yani bir insanı sevmemek için yani sadece eş değil arkadaş. Ya da insanların tamamını. Sevmemek için 1 milyar tane sebep bulabiliriz. Ama bir tane sebep bulup seveceğiz. İnsan insandır be kardeşim. Vallahi. Evet. Bütün dünyanın bütün meselesini sevgi çözecek. Sait Faik'in dediği gibi ve bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Her şey. Bayılıyorum. Ben de bayılıyorum. İlker Bey,
Hadi onların varlığı bize güç katıyor. Elbette öyle. Elbette öyle. Peki teşekkür ediyorum. Şimdi iddia zamanı. Allah. Geldik zırt. Aynen zırt dediği yere. Zırt dediğin yere. Emre kazandı. Nazım Mustafa eleme oynar. Tuna ile vedalaşırız. Emre kazanırsa finalist olur. Nazım kazandı. Ya da Mustafa kazandı. Nazım ve Mustafa el ele finale gider. Emre ve Tuna ile vedalaşırız. Tuna kazandı finale gider. Nazım ve Mustafa eleme oynar. Emre ile vedalaşırız. Kimse kazanamadı. Nazım ve Mustafa finale gider. Emre ve Tuna ile vedalaşırız. Kimse kazanamayınca böyleymiş. Ya biz gidiyoruz. Eşiniz. Nazım ne olur doğru düzgün iddia et. Kaç saniyede? Ay acı biber yerim. Arada saplamayacak. Ne acı biber be ya yerim ben acı biber. Hayır. Onlar inşaat sektöründeler. Temelden girecekler, malzemeyi taşıyacaklar ve triplex bir yapı oluşturacaklar. Üç katlı. Oyun gelsin. Metre mesafe var ve istediği kadar pipet var. Bu pipetler şöyle pipet. Arzu ederse kırabilir pipeti, isterse kırmayabilir. Yaparım ben. Ve ağzıyla pipete takıyor ve oraya götürüyor. Toplamda 6 tane taşıyacak oraya. Ve bu 6 taneyi şu şekilde. Bu şekilde dizdi. Pipeti en üst kattaki şu halkadan çıkarttığı anda süre duracak. Eşiniz bunu kaç saniyede yapabilir? Çok zor, çok zor. Emre. Rekor 155 saniye. Evet Emre Bey. İlk iddiayı bir önceki oyundan kimseye puan çıkmadığı için Emre'den alıyorum. 170 diyelim. Nazım. 200. Mustafa. 210. Tuna. 220 ile başlayalım. Nazım sana döndüm tekrar. İyi mi? Kalıyorum. Benim aşkım Mustafa çok sendeyiz. Ben de kalıyorum. Kaçta kaldı? Buna son sana soruyorum. İki bir kaçta oyunu satıyorum, satıyorum. Nazım tamam mısın? Tamam. Mustafa tamam mısın? Tamamım. Ya Tuna, tamam mısın? Değilse. Tuna 190. Emre, hayır tamam. Yapma. Sat. Kim? Hadi 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 yaparsın aşkım. Yaptın, yaptın, yapamadın veda. Evet. Buyurun taktik olsun. Buyurun. Tamam. Buyurun. Funda. İnşallah yapamaz. Tamam. 5. 4, 3, 2, 1, başla. Tamam, hadi, hadi bir saniye. Hadi bir saniye. Sakin, 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 sakin. Yavaş, yavaş, fazla öne koyma. Tamam. Tamam, çok güzel. Gel. Çok öne koydun. Değiştir, değiştir, pipeti değiştir. Bir de tamam, iyi misin? Sevgili seyirciler, aşkım yapamadım. Arasını biraz dikkatli. Hiçbir tekeri yok. Herhangi bir oyunu alamadılar. Şu anda son oyundayız. Tamam, tamam, gel. Şayet bu oyunu kazanamazlarsa kendilerine vedalaşıyoruz. İddia. Hadi, elini
20 saniye ve şu anda 3. kutuda. Süre çok az geldi. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bravo. Hadi son 3. Son 3. Son 3. Son 3. Heyecan yapma. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. İlk kat yavaş, bitti. Yavaş düşmesin. Yavaş. Yavaş. İlker Bey. Alabilir miyim onu? Yerdekini. Düşeni. Düşeni. Tamam. Biraz farklı var, biraz farklı var. Belaş yapma. Çok iyi gidiyordun. Süren var. Tamam. Belaş yap. Yavaş. Yavaş. Çok iyi. Çok telaşsız iyi. Oyna. Çok iyi. Diğerine geniş koy, onu yanına çek. Sol tarafa. Geniş koy, yanına çek. Daha geniş. Tamam. Kenardan pipetle istediğini yapabilirsin. Çok iyi. Çok iyi. Hadi, hadi aşkım. Hadi bir tanem. Heyecan yok. Heyecan yok. Fazla dikleme, düşer. Yavaş. Sakin. Yavaş. Dikle, dik, dik. Evet. Ve koyduğun zaman tam önüne doğru git. Tamam mı? Oraya yere gittiğin zaman tam önüne doğru git. Şeyden çıkar. Tamam mı? Hadi. Çok güzel, çok güzel. Hadi, hadi. Son bir, son bir. Sakin, süremiz var. Sakin, sakin, sakin. Çok sakin. Sakin. Yavaş, öne doğru. Bakalım, bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Seni bekleyeceğiz. Çakışıyor. Bekleyeceğiz. Kaç saniye? Çok iyi bir saniye. Kaç saniye? Çıkarsa. Ben 190'a düşürdü. İçeride bağırıyordum ama. Neyse. İddia 220. Eğer yapamadıysa vedalaşıyoruz. Oldu, oldu. Ayşegül'ün yaptığı 200. 200 mü? 200 değil. Ayşegül'ün yaptığı 172. Of ya! Bekleyeceğiz. Çok iyi yarıştı ama. Evet. Teşekkür ederim. Yani rakiplerin de bu kadar iyi yarışıp yarışmayacağını bilmiyoruz. Bekleyeceğiz. Gergin bir bekleyiş olacak çünkü senden sonra 3 yarışmacı daha var. Şu an kalbim çıkacak. Nerede bekliyoruz? Liderlik koltuğunda oturalım. İnşallah çıkartmayalım. Sıradaki iddia 210 saniye için Kübra Mustafa. Sakin misin? Sakin. Sakin misin? İddianı tutturarak bir rakibini eleyebilirsin. Hı hı. Evet. Her şey sana bağlı yani şu anda. Ben inanıyorum sana, yaparsın sen. İnşallah. Yapmalısın. İstiyor İnşallah. Musun arabayı? Evet. O halde 210 saniyede bu işi yapman lazım. İnşallah. Allah'ın izniyle. Peki, buyurun. Gel. Güzelim. Bak, bu oyunu defalarca seyrettim. Kırdın. Beşten geriye saymaya başlayalım mı Kübra? Sayalım. Beş, dört, üç, iki, bir, başla. Yaparsın aşkım, inanıyorum sana. Sakin ol. Kalk, evet. Evet, 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 kaldır. Koş, 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 koş. Sakin, sakin. Sevgili evet. Seyirciler, Kübra yarışıyor. Kübra. Bir tekerleri var. Kübra. Mustafa'nın iddiası Kübra. 210 Kübra. Saniye. Şayet Kübra.
Kübra iddiasını tutturursa liderlik koltuğundaki Ayşegül ve Tuna'yla vedalaşırız. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Gel, gel. Onu koyduktan sonra yan yana. Kübra! 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 Yanına, yanına. Evet, evet, evet. Tamam. Çıkar, çok güzel. Keşke araları biraz açsaydın. Pipet değiştir. Kübra! Kübra! Yavaş, sakin. Süre sakin. Yapıyor. İlk sakin. Üç kutu. Sakin. Yerinde ikinci kat başladı Kübra. İkinci kata çıkıyor ve... Koş, 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 koş. Yapacaksın aşkım. İnanıyorum ben sana. Çok güzel. Çok güzel. Devam et. Yavaş, sakin. Aşkım, sakin. Bebeğim, sakin. Olmadı. 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 Helal olsun. Helal olsun. İğne deline soktun. Aferin. Ne zaman bitireceğiz? Ben arası açıktı ya. Sor, hadi. Koş. Pipet değişti. Sakin ol. Sakin ol. Sen yapacaksın. İnanıyorum ben sana. Yavaş. Yavaş. Çok yavaş. Çok yavaş. Sakin. Sakin. Çok güzel. Az daha. Az daha. Çıkart. Yavaş yavaş yap. Yavaş. Az bir saniye. Bir saniye. Oldu. Bravo. Aşkı yapamadın. Yaptın. Yaptın. Yapamadın. Yaptın. Kübra. Kübra. Aşkım yapmasan da canın sağ olsun senin. Gel. Olmadı ya. Oldu, olmadı. Oldu, sakin ol. Yok, yapamadım. Çok titredim. Eğer iddia tuttuysa makam aracıyla vedalaşacağız. Kübra'nın yaptığı. Eğer devirmeseydin başka bir hikayeydi. Şimdi başka. Kübra'nın yaptığı. Yaptın mı? Yaptın mı? Sakin ol. İddia 210. Yapmasan da. Kübra'nın yaptığı 176. Yapmışım ya, yapmışım. Ay çok iyi ya. Yapacak bir şey yok. Ama bizim kazanmamız da bir şey ifade etmedi. Evet, her yarışmada... Yarışmamızın her bölümünde olduğu gibi bir sevinç, bir üzüntü doğuruyor. Şu an bitti. Keşke siz kazanmış olsaydınız çünkü ben hayırlısı sizi tutuyordum. Teşekkürler. Ayşegül ve Tuna. Yanlış hissedeceğim. Çok çok pisi pisi ne oldu? Evet. Dördünde de. Hele hele seyrederken iyice kafa yiyeceksin. Evet. Tamam, ben yanlış strateji. Vardır bir hayır, ne diyeyim. Hayır. Size ait olan bir şeyi kaybetmediniz. Evet. O yüzden aynen sahip aynen olduklarınızın kıymetini bilin. Sizi seviyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi liderlik koltuğuna gönderiyorum. Anahtarı da ve sıradaki iddiayı çağırıyorum. 200. Nazlı, Nazlı. Yaparsın, yaparsın aşkım. Sevgili seyirciler, birer tekeri vardı. Nazlı Nazım ve Kübra Mustafa'nın
Ayşegül ve Tuna'nın kaderi Kübra'nın elindeydi. Ve Ayşegül ve Tuna ile vedalaştık. Onlarla vedalaştıktan sonra şu anda Nazlı'nın oynamasının matematiksel olarak hiçbir karşılığı olmadığı için sizi oynatmama gerek yok. Tuna değil. Hayır. Yok değil. Ya siz zor ya. Bekleyiniz. Hayır. Bekleyiniz. Finalde değilsiniz. Özür dilerim. İzah edeyim. İzah edeyim. Matematiksel olarak hiçbir anlamı yok. Şu kadar basit. Eğer Funda gelir iddiasını tutturursa liderlik koltuğuyla el ele eleme oyununa gidersiniz. Eğer Funda iddiasını tutturamazsa kendileriyle vedalaşırız. Sizler el ele finale gidersiniz. Dolayısıyla sizi de liderlik koltuğuna gönderirken en büyük iddiayı 170 saniye için Funda ve Emre'yi çağırıyoruz. Ne olursa olsun bunu yap. İnsanlar. Heyecan yapma, titreme yapma. O pipeti dişinle tutma. Evet. Dudağınla tamam. Tut, kırma. Mesele anlaşıldı değil mi? Bak gel, çok özür dilerim. Bak. Bu arabayı istiyor musun? İstiyorum. Bak 0 kilometre, çok 4 istiyorum. Kapısı. Açılır kapanır kapılar. Oh, süper. Motoru var. Bak korna açıyor. İstiyorum. 170 saniyede yaptım finaldesin, yapamadım Veda. Emre buyur. Ne anlatmak isterse anlat. Lütfen bak, rica ediyorum. Bak heyecan yapma, o elin ayağın titremesin. Yok, ne bu? Pipet. Bu elin ayak mı ya? Tamam, bunu tam yapıyorsun böyle. Elemeye mi gidiyoruz? Finale mi gidiyoruz? Önümüzdeki 170 saniye içerisinde bu sakin, oradan hemen belli olacak. Şimdi eller havaya. Sakin. Gidiyorsun koşarak. Haydi yapalım. Eller havaya. Tamam mı? Tamam, millete tamam, bakma. Tamam. Haydi oba, eller havaya. Ben ellemiyorum. Parti başlıyor. Hadi bak. Hep beraber. Elleme. El yok. Başla. Hadi çocuğum. Aferin ha. Ha, aferin. Tamam götür. Hadi. Hızlı bir an. Yavaş koy, yavaş. Allah'ım sen ya. Aşkım, elleme. Tam yatır. Ha? İnşallah. İlker Bey, iyi yapamıyor. Olamaz. Lütfen yapma. Yavaş yavaş. Hadi aşkım. Hadi bebe elleme. Hiçbir anda moral bozmak yok. Sen işine bak. Acele etme. Hadi sakin. Ağzını eğdirme. Sakin. Elleme abi. Sakin ha öyle. Orada. Sen iyi dikkat. Yanına. Çok yanına değil ha. Çok yanına değil. Tamam. Eğilsene biraz, kafanı eğdirsene. Abi çok sıkışık. Aralar biraz kapalı sanki. Aralar çok kapalı ya. 50 bırak. Öbür tarafa koy. Sağ tarafa koy. Biraz daha açman lazım. Çok yan yana koydu, yapamayacağız. Aç. Aralar kapalı, pipet de açması lazım. Aşkım, aralar kapalı, göremiyorum ben burada. Araları... Onu bırak oraya, yere bırak. Burada. Araları aç. Şu anda yapması gereken getirdiği kutuyu masaya koymak ki onu yaptı. Tamam. Ardından pipetle kutuların arasını açmak durumunda. Şimdi 4. kutuyu koyacak. Yavaş, sakin. Sakin. Oturttur. Çek güzelce, yavaş. Dudağınla kafanı oynatsana. Öbürünü aç. Tamam. Yapamadık ki. Gitti. Koş biraz. Koş, onu da bırak yerine. Az bir şey, hadi.
Pipet mi yiyorsun? Ne yapıyorsun? Yedip yedip pipet alabilirsin. Vallahi billahi ya. Az bir şey. Açtın mı? Sakin. Yok ya, yok. Bir parmak bırak demedim ben sana. Git pipet değiştir, gözünü seveyim. Aşkım pipeti değişti. Tükürcük içinde. Kır kır iyice. Bunda. Bunda. Alta üstte. O pipeti yiyor ya Allah'ım. Yavaş. Bence de yorum bir neredesin? Şu anda 240 saniye verdi. Seni yormak istemedim. İyi yaptın. Dikkat edin kendine. İnşallah. İnşallah. Buyurun. Sevgili seyirciler, Yaparsın Aşkım'da finaldeyiz ve finalistlerimiz gelsin. Handball oynuyoruz. Evet. Yani neremizle atıyoruz? Elimizle. Kaleyi eşimizle beraber koruyoruz, sırayla atıyoruz. Her set 5 gol istiyor. 5 gol bir set. 2 set bir. Avantaj sizde. Avantajı da kurayla belirledik. Önce mi atmak istersiniz, sonra mı? Ben mi? Önce atayım. Yok yok, siz kim? Önce kim, siz mi atmak istersiniz? Elbette sen önce, finaldesin önce. Ya. Önce ben atayım. Peki, o halde önce Kübra, ardından Nazlı, Mustafa ve Nazım sırasıyla finali oynuyoruz. Yaparsın Aşkım'da final başlıyor. Evet. Gel aşkım. İlk atış mavi takımdan Kübra'da. Başlayabilirsin. Başlayabiliyor muyum? Evet efendim. Gerilebilirsin. Sahiline verdim. Aşkım. Nazlı atıyor ve mavi takım kaleyi koruyor. Eline verdim, ben biliyorum yapacağımı. Bak, bak bana bak bana. Kırmızı takım önde. Çizgiyi basmak, bayağı oynamak. Hepinize, dördünüze de arkadaşlarım kuralları anlattı ama bir daha anlatmak mecburiyeti hissediyorum. Tabii. Atış esnasında ayağınız çizgiyi geçmesin. Şunu kabul ediyoruz ama bunu kabul etmiyoruz. Atış esnasında kalede duran çiftimiz bu iki çizginin arasında olmak zorunda. Teşekkür ediyorum ve topu Mustafa'ya bırakıyorum. Aşkım. Bir bir. Nazım. Oynayacak şu. Önüne bak. Çizgiyi sakın basma. Bana oynayacak ya. Nazım. Çizgiye basma. Girdi mi?
2000. Aşkım sen atıyorsun. Çizgiye sen atıyorum. Bak nasıl gelir. Handball'de bildiğiniz gibi havadayken çizgiyi geçebilirsiniz. Aynen. Top elinizden gerilir. Havadayken gerilir. Çıktıktan gerilir. Sonra yapamıyorum. Çizgiyi geçmiş sayılmazsınız. Bunu hatırlatmak istedim. Bravo, sola. Kübra! Kübra! Hadi. Derin yapacaksın. Allah kahretmesin, yapamıyorum, ellerine veriyorum ya. Yapamıyorum ya. Gel. Of! Ben hiç topu beceremiyorum ya. Top bende yok yani. Nazlı farkı ikiye çıkarabilirsin. Hadi. Bir kırmızı takım önde. Allah kahretsin. Üstelik de mavi takım avantajlı başlamıştı. Aşkım sen yap. Ama... Hayır daha başlamadı ki. Düdük çalmadı. Pardon özür dilerim. Atış aleyhinize olduğu için geçerli sayı. Yani sayı bizde mi? Evet. Sayı yok. Ha, atış sırası sizde Nazım Topbaşı. Özür dilerim. Benim için önemli değil. Ben senin için üzülüyorum. Nazım, unutma. Çok acele. Dikkatli ol. Sinirlendiriyorsun çünkü beni. Ya bağırmayayım diyorum ama. Düdüğü bekleyin. Dur. Bana ya, bir yapma böyle açıyor. Nazım, hadi. Aferin. Çok iyi. Bir şey oldu mu? Canım hatta. Bir şey oldu mu? Kübra helal olsun. Atamadığın zaman tutuyor olman bile takımına büyük bir katkı. Ailene katkı. Fark içe çıkmadı. Çünkü kurtardın. Üstüne bir de atsan var ya, dadındayım ben. Ya biraz gelin, koşarak anladın mı? Sağa bak, sola bakıyormuş gibi ya. Sola bak, sağa bakıyormuş gibi. Yerden hızlı bir şekilde atsın ya. Hadi üstten biraz ya. Nazım iyi bak. Hadi. Hadi. Çizgiye dikkat et. Abi! Astırın benimle. Aynen. Kaleye lütfen. Gel. Kaleye. Moral bozmak yok, gördün mü? Bir tane kurtardın, bir tane de attın. Aşkım, fark bire indi. Şimdi tekrar kurtarma zamanı. Ne olur, hep aynı yerde durmayalım. Hep aynı yere atıyorlar genelde. Boş bırakıyoruz o tarafı ya. Ve gol. Mustafa attı. 4-3 oldu. Nazım. Aşkım. Kaçırma. Boş yerlere atıyor, dikkat et. Kaçırma. Eğer bunu kurtarır üzerine bir daha atarsanız beraberlik geliyor. Eğer kaçırma. Atarsan aşkım, set bak, sizin tamam. Oluyor. İnşallah. Set Konya'ya gidiyor. İnşallah. Nazım kaç, dur. İlk setin galibi kırmızı takım 5-3. Sizi kafanıza gönderiyorum. Sizi de kafanıza gönderiyorum. Nasıl atılacağını anlatın lütfen. Haydi bir motivasyon, haydi bir taktik, haydi bir teknik. Sağa bakıyormuş gibi yap, anladın mı? Sağa bakıyormuş, sola at, sola bakıyormuş gibi yap. O bizi duyuyor bence şu an. Duymuyor kimse bizi. Tamam. Sağa bakıyormuş gibi yap, sola at, sola bakıyormuş gibi sağ at. Bu kadar tamam. Basit. Biraz hızlı ya. Bak senin atışta
Atlayamadığın için sektir, kıza at. Yok, ben onu ayarlıyorum da işte. Tamam mı? Ya tamam, ben atmasını atarım da onların geldiğini tutamıyoruz aşkım, farkında mısın? Tamam sen at. Sen at. Bir tane bile tutsak şu anda şeydeyiz. Tutamıyoruz. Biz bu seti buradan çeviririz. Attıklarını tuttuk ya. Kaçırdı ya bir tane. Anladın mı? Kimsesiz de geldik. Allah büyük bakalım. Kimseniz de yok. Uf. Çocuklarımız bizi aynen orada bekliyor. Herkesim işte. Ben inanıyorum sana ya. Aşkım bir set gitti. Tamam. Ama ikinci sette bu maç döner. Anladın mı? Çok seyrettik televizyonda. Ben zıplayamam. Bayan zıplayamaz. İşte ben zıplıyorum, onu yapıyorum. Tamam, sen... erkeğe dikkat etmemiz lazım bizim. Evet, erkeğe şimdi dikkat edelim. Ve alkışlarınızla finalistlerimiz gelsin. Seti kaybetmemiz lazım. Seti kaybetmemiz lazım. Gel, bırak. Yapacağına inanmayan yapamaz. Aynen. Nerelerden nerelere döndü. Evet. Yapacağına inan. Bence de. Bir oyunla film. Bu seti almanız şart. Aksi takdirde araba Konya'ya gidiyor. Aynen öyle. Şimdi. İkinci sete yine mavi takım başlıyor. Ama bu sefer beylerle başlıyoruz. Topun başında Mustafa. Kırmızı takım kaleye. Nazım. Şunu at. Aşkım sen köşelere iyi bak. Aşkım ne olur ya. Lütfen yap, lütfen yap, ne olur yap. Kanon yaptılar. Mustafa, 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 Mustafa. Mustafa! 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 Takım golle başladı. Tutamıyoruz işte. İşte bu. Gidin. Ay kereye git. Boşu çok var orada. Bir bir. Kim acaba? Sıra. Sen ya da siz gol attıkça bu seti rakip alamıyor. Avantajla başlamanın böyle bir durumu var. Sen attıkça rakip bu seti alamaz. Anlatabildim mi? Çünkü siz başladınız. Arda arda 5 gol attığınız anda set sizin ve durum eşitleniyor. Finalin ilk başladığı ana geri dönüyoruz. Yapacağına inan. Hadi Kübra! Nereden? Hızlı bir şekilde. Sağ ol, sol ol. Anladın mı? İnanıyorum sana. Hadi bebeğim. Yapar. Kübra! Tamam. Kübra! Kübra! Sen de sıra, hadi. Eline verdim. Bana bak. Bir yerden at, yerden. Atamıyorsanız yerden. Tutun. Tutamıyoruz ya. Böyle bir şey var. Bir tane tuttunuz, nasıl tutamıyoruz? Şikayetle olmaz. İcraatla oluyor. Şimdi siz attıkça rakip önünüze geçemez. Zaten onlardan önce 5 golü bulursanız araba 42. İnşallah. Hadi abi. Hadi. Neler oluyor neler, durum hala 1-1. Hadi aşkım hadi. Top direkten dışarı çıktı. Nazım. Anladım.
Ve kırmızı takıma şöyle geçti. Şöyle yaparken şöyle. Kırmızı takım adım yerden. Adım arabaya mı atarken gidiyor? Yerden. Topun başında Nazım. Mavi takım kalede dikkatli. Çok arayacaksınız Cuma, bu atışları. Sen atıyorsun. Çok arayacaksınız bu atışları. Bebeğim yerden, yerden. Hadi aşkım, hızla. Ben yürüyorum sana, hadi. Yapacaksın. Süreyle bir alakan yok. Hadi kızım, yaparsın. Ya gözlerinin içine bakarak şu topu yukarıdan atma ya. Allah'ım. Resmen ellerine veriyorum ya. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey demiyorum artık. Evet. Hadi aşkım sektirerek at. Evet. Mustafa, atman şart. Ay hadi bakalım. Beni düşürdün, haberin olsun. Kim önüne bak, adama bak. Güzel, ya. Güzel. Hadi aşkım. Tamam. Aşkım sektirerek at. Yapamıyorum ya. Yok top bende yok. Çıldıracağım ya. Allah'ım eylesin. Gerçekten çıldıracağım ya. Bir gol atamadım şu an. Durum 2-1 Nazlı bana golü bak, atarsa fark bakma, adama ikiye bak, çıkacak ya. Ve kırmızı boş takım 5 yaparsa arabanın sahibi olacak. İlk sette hiç kaçırmamıştı Nazlı. İkinci sette herkes kaçırmaya başladı. Bakalım ne olacak? Nazlı geliyor. Yok ya yok. Bana bir bak. Yere bakıyorsun, adamın boşluğu var mı ona bakmıyorsun. Eğer gol değeri kazansaydı yine sayamayacaktık. Çünkü ayak çizgiyi geçmişti. Ben ondan bakıyorum. Nazım, eğer bunu gole çevirirsen senden senin sonra elinde gelecek tamam. Nazlı'ya bir gole araba diyeceğim. Ay, inşallah. Oyun buradan döner bak, ben sana söyleyeyim. Tamam mı? Buradan dönmezse bir daha nereden döneceğim? Aynen. Allah aşkına. Hadi kızım. Yaparsın. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Yaparsın. Nazım. İnanıyorum ben sana. Hadi. Ortaya sağına soluna iyi bak. Hadi bebeğim. Ya bu ayaklıklar çok sayıyor ya. Aldık. Ayağımdakiler sayıyor. Ayağımdakiler çok sayıyor. Ayakkabıdan üstünü çıkartabilir miyiz? Bir şey oldu mu? Göğsüm acıdan. Sağlık ekibi gelsin mi? Var mı bir şey? Yok gerek. Gerek yok. Gel, gel böyle. Gel hayatım gel. Kübra gel.
sinirlendim şu an. Kübra, ayağın acıyor mu? Göğsüne düştü ya o. İyi misin Kübra'cığım? İyiyim. Haydi buyurun devam edelim. Gel. Sepet kalsın orada. İstediğiniz bir topu seçebilirsiniz. Evet. Devam ediyoruz. Fark 2. Şimdi tersini söylüyorum. Nazlı şayet bunu atarsan senden sonra gelen Nazım'a bir topa araba diyeceğim. Yani şu sette kaç tane kaçtı bilmiyorum. Şu ana kadar kaçırdıklarınızı 60 olsaydınız evet, set bitmişti. Of of. Nazım. Nazım. 3-2. Çok iyi at. Dikkatli. Kırmızı takım önde. Kırmızı takım seti alırsa arabayı da alır. Beni de Nazım geliyor. Ya. Gel. Ay sen. Aşkım bunu at, şu gerisini bana bırak. Elinin ayarına bir bak. Bunu at, gerisini bana bırak. Hadi. Ya. Nereden aşkım, nereye geldi? Şu anda elinizde beraberlik şansı var. Evet. Yuh. Aşkım bir gole hadi. Tamam mı? Hadi. Hadi. Yerlere. Moralleri bozuldu. Devam et. Hızlı. Moral bozuldu. Devam et. İki golle arabayı alıp götürecektiniz. Şu anda rakip ensenizde. Evet. Kaçarsa onlar öne geçmek için gelecek. Hadi ne oldu? Hadi. Benim atmamla değil, senin de yapman lazım. Mustafa bırakmıyorsun mücadeleyi. Hayatta bırakmam abi. Nazım. Hiçbir şey yapamıyorsan topu yere vurdurarak at. Bak bir çizgiye bakma. Hadi be. Çizgiye geçti bakma. Mi? Şu anda sende. Tamam. Çizgi mi? Neyini duydun? Ayak çizgiyi geçtiği için gol geçersin. Sende. Gel hayatım gel. Yani geldik zurnanın zırt dediği yere. Arabaya sevgili boş. Seyirciler, sende. Hanımlar beyler ve sevgili çocuklar. Bir gole. Gel hayatım gel. Ya yazık ya. Gel. Of. Hadi çalınmadı mı? Az önce benim yaptığımı yaptı. Ben mi atıyorum? Ağzım. Ben atıyorum ben. Kural çok net. Düdük gelmeden atış yapılmaz. Kendine bak. Tamam, yapılırsa geçersiz olur. Mustafa'nın da bir atışına mal olmuştu. Nazım'ın da bir atışına ve hatta golüne mani oldu. Belki de arabaya bilmiyorum. Boş boşuna kırdık. Şu anda Kübra atarsa ikinci sette beraberlik gelecek. 4-4 olacak. Gerekiyorsa yere vurdur. Gerekirse yere vurdur sızdır. Sağa sola sağa bak sola bak. İçeye bak. Yap şunu. Tamam. Sıra bende. İlker Bey alabilir miyim? Hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar.
Tekrar. Bir gole. Hadi aşkım, hadi. Hadi abi, hadi aşkım. Bak, bak, bak. Allah kapıyı sayabilir buradan. Düdük ve çizgi. Eğer çizgiyi geçmemiş olsaydın şu anda set için atıyordun. Evet. Nazım. Gel. Sen de. İliyi bekle. Sevgili seyirciler. Çizgiye basma. Gol. Yine geçersiz. Hemen izleyin. Hemen izleyin. Lütfen rica ediyorum. Evet. Var. Top elde, ayak çizgiyi geçmiş. Gol geçersiz. Nazım. Allah'ını seviyorsan ya. Düdüğü bekle. Düdüğü bekle. Hanımlar, beyler ve güzel çocuklar. Tekrardan bir gole. Görüşürüz. Hem sizin için bir çocuklarım.